Diyor. Ve karşılaşmayı yönetecek hakemler ekranlarınızın solunda Bursa bölgesinden FIBA hakemi Tolga Şahin ve hemen sağ tarafta İstanbul bölgesi federasyon hakemlerinden Ufuk Akyüz. Tabii Ufuk Sarıca sorununu ele alışları ülkenin ülker adına bir idarecilik başarısı. Bunun bir başarısızlık örneğini Efes'te yaşıyoruz biliyorsun. Nirsat örneğinde yıldız oyuncular basketbolumuzda kolay yetişmiyor. Bu yıldızları kaybetmemek gerekiyor. Ülker Ufuk Sarıca olayında Ufuk'u kaybetmemek adına olumlu bir idarecilik örneği sergiledi. Şu anda Ufuk sahada yer alıyor ve takımda yer alacak mutlaka. Ancak Efes bu Nirsat konusunda büyük bir başarısızlık örneği verdi. Nirsat'ın sorunlu oyuncu olduğu, oynamak arzusu dolu bir oyuncu olduğu, kendi eski oyuncuları olduğu için de Efes adına bilinen bir gerçekti. Onların da bu yanlıştan bir şekilde dönmesini ve Nirsat'ın da basketbol milli takımımız adına basketbolumuza kazandırılmasını bekliyoruz tabii ki. Beklentilerimiz tabii ki Türk basketbolu için, gelişmesi için iyi yönde. Umuyoruz ilerleyen haftalarda da tribünlerin daha fazla dolmasıyla, takımların iyi oyunuyla basketbol ligimiz renklenecek. İşte Beşiktaş'ın kenar yönetimi geliyor değerli seyirciler görüntüye. Antrenör Ahmet Kandemir, yardımcı antrenörler Yalçın Altınel ve Yücel Platin, genel menajer Ümit Tarhan. İşte Ahmet Hamoğlu geliyor görüntüye değerli seyirciler. Beşiktaş yöneticisi, o da bu karşılaşmayı seyredenler arasında. Üç büyük kulüplerimizden Beşiktaş'ın basketbola olan eğilimi, yönetim kurulunun basketbola olan yaklaşımı çok olumlu. Diğer kulüplerimizden de bunu bekliyoruz. Fenerbahçe'de de öyle. Galatasaray'da sorununu halletti. Orun sorununu hallederek yeniden basketbola döndü. Tabii üç büyük kulübümüzü bizim istememizin sebebi camia kulüpleri oldukları için yoğun seyirci ilgisinin basketbola gelmesini istiyoruz. Karşılaşmaya Beşiktaş, Muratcan Güler, Volkan Aydın, Andrei Vulic, William Batali ve Onur Aydın'la başlarken Ülker Spor sahada Kuadrelo'dayız. Serkan Erdoğan, Benjamin Hanlock'tan, Harun Erdenay ve Haluk Yıldırım'la yer alıyor. İki takım oyuncuları da birbirlerine başarılar dilediler. Harun i̇şte Erdenay'ın ilginç saç kesimiyle Harun Erdenay. Kaptanın yeni saç modeli. Saç kesimi diyemeyeceğiz artık. Saç modeli diyorum. Saç modeli demekte daha büyük fayda var. Federasyon gözlemcisi Alparslan Karadan da işaretini alıyor. Yardımcı hakem Ufuk Akyüz. İki takım oyuncularını ve yandaki oyuncuları kontrol ettikten sonra işaretini görüntüdeki Tolga Şahin'e verdi. Ve karşılaşmanın baş hakemi Tolga Şahin'in hava atışıyla karşılaşma başlıyor. William Badeli ile Benjamin Hanlock'un çıkmışlardı hava atışına ve ilk hücum şansı ev sahibi Beşiktaş için. Onur Aydın, karşısında Kuadrelo'yu var. Şimdi Ali, Hanlock'un baskısında dışarıya dönüyor. Volkan Aydın, Volkan iki sayılık atış isabetli. Karşılaşmaya basketle başlayan taraf Beşiktaş oldu. Harun'la hücum bölgesinde Ülker Spor. Tribünlerde büyük bir destek var Beşiktaş'a. Harun'un pası Kuadrelo'yu ise. Lolis pot altında reverse hareketinde başarı var. Bırakıyor ancak öncesinde faul. Bu maçta tabii ülkenin önemli silahları Hanlington ve Lolis. Hanlington geçen hafta Super Lig'de haftanın oyuncusu seçildi. Yani ülker adına haftanın oyuncusu seçildi. Çok başarılı bir performansı vardı. Bakalım bu maçta Hanlington bu performansı sergileyebilecek mi? Onur Aydın faul yaptı. Atış pozisyonunda olduğu için Kuadrelo'yu şimdi serbest atışlar kullanıyor. İlk atış isabetli. Maçtan önce yardımcı antrenör Murat Özyer hafif bir ateş olduğunu söylemişti Kuadrelo'yu ama bu ateş Kuadrelo'yu oynamasına engel değil ve iki serbest atış sonrasında da isabet var. Dolayısıyla 2-2'lik eşitlik bulunuyor karşılaşmada. Andre Vulrich de hücum bölgesinde Beşiktaş. Ali. Volkan. Volkan. Potalı atış isabetli. Karşılaşmada iki baskette Beşiktaş adına Volkan Aydın'dan geliyor ve 4-2 önde Beşiktaş. Şimdi hücum bölgesinde olan Ülker Spor. Sezon ortasındaki sakatlık dönemini atlatan Volkan Beşiktaş'ın önemli silahı. Harun'un üç sayılık atışı isabetli değil. Ligimizin en değerli oyuncusu olan 59 puanla en değerli oyuncusu olan William Batali ribaundu aldı ve arkadaşlarına kazandırıyor. Şimdi Andre Vulrich de hücum geliştiriyor Beşiktaş. Onur.
Buluş dışarıya çıktı. Onur boşluktan faydalanıyor. İki sayılık atış isabetli. Beşiktaş 3 hücumda 3 basketboldu. 6-2 önde. Farkı 4 sayıya çıkartıyor Ülker Spor karşısında. Şu ana kadar %100'lük dış atış başarısı var Beşiktaş'ın. 1,5 dakikalık süre sona erdi değerli seyirciler. Ve hücum geliştiren taraf Ülker Spor. Harun 3 sayılık atışta farkı azaltmak istiyor Ülker Spor ama Harun'un bu karşılaşmadaki ikinci 3 sayılık atış girişiminde isabetli değil. Volkan'a ulaşan top. Volkan 3 sayılık atış isabetli değil. Rebound Onur Aydın'da kalıyor ve Murat Cangüler'den sonra top şimdi Andre Vulrich'te. Volkan pot altında alan değiştirdi. Vulrich yüklendi turnike basket Andre Vulrich'ten. 1997-98 ve 98-99 sezonlarında da Beşiktaş'ta forma giyen Andre Vulrich tekrar dönüş yapıyor siyah beyazlı takıma. Turnike basketi sonrasında farkı 6 sayıya çıkartıyor Beşiktaş. Ve hemen sayı sonrasında pres yapmayı kafalarına koymuş vaziyette. Beşiktaş bugün çok arzulu ve istekli gözüküyor. Haluk. Andre Vulrich karşısında. Bomboş pota altında. Dolayısıyla ikili sıkıştırma uygulamak isterlerken pota altında Harun Erdana'yı bir anda Lolis unuttular. Beşiktaşlı oyuncular Lolis kolay bir basket buluyor. Bu baskete William Badrali basket faulle karşılık veriyor. Kendisine faul yapan oyuncu Benjamin Hamilton. 14 oldu skor. İşte William Badrali 11 maçta 280 sayı, 117 rebound ve topladığı 59 puanla şu anda 1. Basketbol Ligi'ndeki en değerli oyuncu olan William Badrali faulden kaynaklanan, basket faulden kaynaklanan serbest atışta da sayıyı bulunca skoru 11-4 yaptı. Böylece fark 7 sayıya çıkıyor Beşiktaş lehine. Çok yüksek tempolu bir maç olacağı benzer. Çünkü her iki takım da koşarak oynamayı yeğliyor şu ana kadar. Serkan pot altından dolaştı ama Haluk'un pasını alamıyor. Bu hücumdan da boş döndü Ülker Spor. İşte Murat Didin ve arka planda Lütfi Arıboğan. Murat Didin henüz takımına istediği oyunu oynatamadı. Beşiktaş ilk şoku yaşatmak istiyor Ülker'e ve baskılı oyunuyla hemen aradaki farkı kendine avantaj sağlayacak bir farkı yaratmak arzusunda. Onur ve basket. Onur da tıpkı Volkan Aydın gibi oyuna iyi başlayan oyunculardan. 13-4 oluyor skor. Fark 9 sayı. Hamilton. Quadradol ise faul. Faul yapan oyuncu Onur Aydın. Biraz önce de Quadradol ise kontrol etmek isterken faul yapmıştı Onur Aydın. Dolayısıyla bu ikinci faul oluyor. Faul pozisyonu bir kez daha ekranda. Faul. Bir faul daha. Haluk topu oyuna sokmak isterken Benjamin Hanlockton'a faul yapan oyuncu görüntüdeki William Badrali. Hanlockton. Haluk boş pozisyonda top bekliyor. Şimdi aldı. 3 sayılık atış bölgesinde. Hanlockton dönüyor, bırakıyor, basketi kaydediyor. Benjamin Hanlockton'un basketi. Hanlockton'u kullandığı müddetçe Ülker pota dibinden çok etkili olur. Vulrich. Volkan dışarıya çıktı, şimdi topu aldı. Onur'un perdelemesi Volkan Aydın. Andre Vulrich. Andre Vulrich 3 sayılık atış deniyor. İsabetli değil. William Badrali rebound'a giriyor ama William Badrali'den dışarıya çıkan top. Fark 7 sayı Beşiktaş lehine. Beşiktaş bu hücumlardan boş dönmese şaşkınlık dönemini daha zor atlatır Ülker ama şimdi yavaş yavaş oyuna ortak olacaktır mutlaka. Bu arada içeriye giren Harun Erdenay ve Harun Erdenay içeriye girerken faul yapan oyuncu Volkan Aydın. Pozisyon bir kez daha ekranda. Pot altında yine Haluk'la topu oyuna sokuyor Ülker Spor. Harun, Haluk. İkili sıkıştırma, dışarıya döndüler. Hanlockton'un topuna müdahale. Hanlockton topun tekrar kontrolünü sağlıyor. Hücumun son ermesine 14 saniye var. Serkan'ın topu ve top dışarıda. Serkan'ın pasında top dışarıda. Ve Murat Didin de molasını istiyor. Murat Didin şu anda son Avrupa Kupası maçındaki başarılı oyuncular Serkan ve Hanlockton'un oyunda yeni adaptasyonunu sağlayamamış vaziyette. Beşiktaş da bu şaşkınlık döneminden yararlanmaya çalışarak oyundaki farkı kendi lehine açmaya çalışıyor. Tabii Kandemir, Beşiktaş koçu Kandemir iyi bir beş
ile başladı seçimi doğru. Lol ise iyi bir savunma yapıyorlar. Hendington'da dışarıda tutmayı başardılar. Sayı sonrası da pres yaparak kendi lehlerine olan farkı arttırmaya çalışıyorlar. Ancak güzel bir maç oluyor şu anda. Henüz maç ortada. Ülker Spor'da deneyimini mutlaka sahaya aktaracaktır. İşte taktikler. Bakalım bu taktikler oyunun seyrini nasıl değiştirecek? Andre Vuric'den bahsetmiştik değerli seyirciler. Birleşik Amerika'da oyuncu. Onun bulduğu basket sonrasında tribünler ayağa kalkmıştı. Ve işte Ülker Spor'da oyuncular. Murat Didin geride kalan 5-4 dakika içinde oyuncularından beklediği performansı göremedi. Bakalım şimdi neler olacak. Beşiktaş da ligimizde zirveyi kovalıyor. Ve bu maçı tabii evinde yakaladığı avantajı değerlendirmeye çalışıyor. 14 saniyesi var Ülker Spor'un hücumunu sona erdirebilmesi için. Henlock'un pası güzel bir pas. Lolis zor atış isabeti değil. Andre Vulric'te kaldı top. Andre Vulric hızlı hücum bölgesinde Beşiktaş. Murat Cangüler boş pozisyondaydı. Volkan Aydın. Andre Vulric. Murat Cangüler daha hücumda topla hiç buluşamadı. Volkan dışarıya çıkarken Onur ona perdeleme yapıyor. Şimdi de perdeleme yapan oyuncu William Badeli. Volkan hücumun sona ermesi için 2 saniye var. Zor atış isabetli mi? Değil. Hayır ama rebound mücadelesinde top Henlong'da kaldı. Şimdi Haluk Yıldırım pota altında Lolis vardı. Şimdi top alıyor. Vur için baskısına rağmen top aldı. Henlong'un pota altında çok güzel bir blok. Onur Aydın'dan çok güzel bir blok değerli seyirciler. Bu bloktan sonra hemen hücum bölgesinde Beşiktaş. William Badeli Lolis'ten sayılacak. Eli bırakıyor basketi kaydediyor. Önce güzel bir blok seyrettik. Ardından güzel bir hücum. Ve William Badeli'nin pot altında bulduğu baskette skor 15-6 oldu. Blokun güzelliği ayrıca Hendington'a yapılmış olmasından da geliyor tabii ki. Harun. Topuna müdahale ediyor Volkan Aydın. Haluk. Haluk'un 3 sayılık atışı isabeti değil. Pot altında rebound alabilme mücadelesinde. Yine Lolis'te Onur Aydın arasındaki çekişmede 3. faulünü yapan oyuncu Onur Aydın. Bu arada Ahmet Kandemir'in itirazları var. Hakem masasına kadar geldi ama Ufuk Akyüz kendisini uyarıyor. Evet, Onur'un ilk 5'te olması çok isabetli karar demiştik. Bunun göstergesi olarak da çok iyi savunma yapıyor. Az önceki bloğu da Onur adına pozitif bir şeydi ama 3 faul almış olması Kandemir'i üzüyor tabii ki. Bu arada pot altında ıslanan zemin oyuncu sağlığını etkilememesi için siliniyor. Lolis şimdi serbest atışlar kullanacak. İlk atışı isabetli. 15-7. Farkı böylece 8 sayı indirdi. Quadre Lolis ikinci ve son atışı. Bu da isabetli. 15-8. Dört buçuk dakika sonra ilk periyot sona erecek. Vulric. Ali'den perdeleme. Vulric. Pota altında zor pozisyon. Henlock'un üzerinden atmak istedi ama başarılı olamıyor. Şimdi hücum bölgesinde olan taraf Ülker Spor. Serkan. Haluk. Harun. Müthiş bir mücadele Ali ile Henlock'un arasında ama bu mücadelede yüksek topu alan ve smaçla sonuçlandıran Benjamin Henlock'un oluyor. Böylece farkı 5 sayı indirdi Ülker Spor. Harun arkasına çok iyi pas indirdi Henlington'u. LA'de bu pozisyonda boş kalınca iyi sayı buldular. Ali 3 sayılık atışı isabetli. 2-0-9 boyunda olmasına rağmen dış atışlarda da isabet bulan bir oyuncu. 18-10 oldu skor. Foul. Volkan Aydın foul yapıyor bu arada. Volkan'ın ikinci faulü, kenar yönetim ayağa kalktı Beşiktaş'ta ama faul pozisyonu bir kez daha kandı. Harun. İki serbest atış kullanacak değerli seyirciler. İlk atış isabetli. Bu arada
Beşiktaş'ın bir periyotta 5 faal yaptığını işaret edelim. Ülkenin önemli hücum silahı Harun Gulcic'in iyi savunması altında sayı bulamıyordu. İşte faulden ancak sayı imkanları bulabiliyor. Bu arada 3 faalle oynayan Onur Aydın oyun kenarında yerine Yegor Meşiryakov geldi. Ali. Muratcan. Volkan dışarıya çıkmak istiyor. Harun'un kontrolünde. Muratcan şimdi Volkan'a pası. Volkan içeriye düşündü. Dışarıya döndü. Andre Vulrich hücum sona ermek üzere. Vulrich zorladı turnike basket Vulrich'ten. Pota altındaki boşluğu çok iyi görüyor. Çok hareketli bir oyuncu Vulrich. Hemen basketi buldu. Serkan'la karşılık vermek istiyorlardı ama başarılı olamıyorlar. Faul yapan oyuncu Muratcan Güler. Hakemlerin her faul kararı tartışılır olmaya başladı bu maçta da. Buna çok sıkça rastlıyoruz. Harun ve Haluk oyun kenarında değerli seyirciler Ülker Spor'da. Ufuk Sarıca ile Milyan Golyoviç oyuna giriyor. İşte Ufuk Sarıca. Serkan kendisine yapılan serbest faulden sonra serbest atışlar kullanıyor. İlk atış isabetli. 20-12. Kaptan Harun maça iyi başlayamadı. Bunu da iyi gördü Murat Didim ve Ufuk Sarıca'yı şu anda sahaya sürdü. Ufuk Sarıca da tabii bu sert savunmalara önemli katkılarda bulunabilecek bir oyuncu. Volkan Aydın. Vulrich. Ellie'den perdeleme. Vulrich. Ellie'yi indirmek istiyordu. Araya giren oyuncu Benjamin Hamilton. Hatalı yürüme. Tabii hatalı yürüme var mı yok mu bilinmez ama Hendington'ı o pozisyonda dribbling yaparken bırakmaması gerekir guard oyuncuların. Evet tabii yine bir durdururken bir fazla adım atmış vaziyette. Meşiryakov. Vulrich. Hücum faul. Bu arada teknik faul de geliyor. Pota altında. Hücumdayken Ülker Spor Onur Aydın faul yapıyor. Üçüncü faul oluyor. İtiraz sonrasında da Ufuk Akgöz teknik faul gösterdi. Pozisyon bir kez daha girecek ekrana. İşte Milyan Golyoviç'e perdeleme yapmak isterken Volkan Aydın. Bu perdelemenin hareketli bir perdeleme olduğu görüşünde hakemler. Tabii Volkan'da 4 faul oldu teknik faul ile beraber. Ve yerine Faruk Beşoğlu bırakıyor değerli seyirciler. Volkan zaten Beşiktaş'ta forvette 3 numarada Faruk'la alternatifli kullanılan bir oyuncu. Ama ikisinin yan yana 5'te olması daha avantaj teşkil ederdi Beşiktaş adına. Oyunu iyi götürmekte olan Beşiktaş için bu gerilim lüzumsuz. Değişen kurallar. Bir serbest atış ardından kenardan top oyuna sokuldu. Teknik faul sonrasında Ufuk Sarıca 20-13 skor. Hamilton zorladı basketi buldu. Meşiryakov'a rağmen basketi buluyor. Ve bu kez mola alan taraf Beşiktaş. Ahmet Kandemir molasını aldı. 20-15'lik skor. Fark 5 sayı Beşiktaş lehine. Bu pozisyonda da gördüğümüz gibi Hendington'u pota dibinde iyi kullanmaya başladılar. Meşiryakov da başarılı olamayınca savunmada Hendington çok güzel bir sayı kazanıyor Ülker adına. 2 dakika 33 saniye var değerli seyirciler ilk periyodun sona ermesi için. Az önce yaşanan gerilim Volkan Aydın'ın faul tartışılır faul pozisyonundaki yaşanan gerilim Beşiktaş'ın aleyhine oluyor. Ülker pozisyonu yakalamaya başladı. Bu da Vulrich'in bir sayısını izledik. Vulrich alından potayı karşıdan gördüğü zaman iyi sayı üreten oyuncularından Beşiktaş'ın. İki sezon öncesinden hatırlayacaktır basketbol severler. Andre Vulrich'e Kevin Thompson'la gerçekten çok büyük işler yapmışlardı. Beşiktaş bir dönem ikinci lige düşmüştü ardından birazcık da şansının yardımıyla birinci ligde yer aldı. Beşiktaş'ın birinci ligde yer alması şans olarak görülüyordu. Ve bu şansı Beşiktaş özellikle Andre Vulrich, Kevin Thompson ikilisiyle çok iyi kullandı. Hem Karaç Kupası'nda hem ligde gerçekten çok büyük işler yaptılar. Mola süresinden sonra pota altından Muratcan Güler'le top oyuna soktu Beşiktaş. Bu arada Henlock'un pota altında bulduğu smaç basketi de bir kez daha izledik. Vulrich.
Muratcan, Ali, Henlock'un yanında Ali. Ali içeriği düşünüyor. Potal atış isabeti değil, Dolis aldı reboundu. Golyovic. Ufuk top bekliyordu. Ve Serkan Erdoğan. Ufuk. Eşler çok iyi savunma yapıyor. Adamları değiştirerek, switch yaparak çok iyi savunma yapıyorlar. İşte iyi savunmanın sonucunda aldılar. Woolrich, Faruk yanında Woolrich pot altına indiriyor. Ali basketi buluyor. Bu arada Ali'nin ne istediğini anlayamıyoruz. Sayıyı bulduktan sonra bir de foul verilmesini istiyor herhalde. Öyle bir beklentisi vardı ama oyun devam ediyor. 22-15 skor. Pot altına indirilen top. Lolis güzel bir basket. Bu kez güzel bir basket bulan taraf Ülker Spor oldu. İşte Murat Didin. Murat Cangüler. Beşir Yakov. İçeriye girecekti. Şimdi dışarıya çıkıyor. Perdeleme yapıyor. İki oyuncuyu boşa çıkardı birden. Bu arada Murat Cangüler top çizgide sektiği için Beşiktaş hücum, Ülker Spor hücumuna dönüştü. Bu arada Golyovic, ondan topu alan Handlock'tu ve smash basket. Gerçekten de çok güzel bir oyun. Beşiktaş bir şaşkınlık anı yaşadı Muratcan'ın hücumundan sonra. O arada beklerlerken hemen deneyimli Ülker bunu sayıyla değerlendiriverdi. İki pasta bulunan smash basket sonrasında 22-19 skor. Farkı 3 sayı indiriyor Ülker Spor. Son 50 saniye ilk periyod için. Woolrich, Meşeriyakov içeriye geldi. Woolrich artık atış kullanması lazım ve hücum süresinin son ermesi için 2 saniye verdi. Atış isabetli. 24-19 oldu skor. Biraz Beşiktaş hücumunu Woolrich'in dışarıdan zorlamalarına terk etmiş gibi gözüküyor. Eli'yi olumlu değerlendiremiyorlar. Araya giriyor Faruk ama topu çaldığı yerde Lolis var. Şimdi Ufuk Sarıca. Ufuk'un pas Handlock'tına. Handlock'tın pot altını zorluyor. Atış isabetli. Önce smaç basket, ardından pot altından bulunan basket sonrasında 24-21 skor. Böylece farkı tekrar 3 sayı indirdi Ülker Spor. Handlock'ın gerçekten pot altını çok iyi kullanıyor. Son hücum artık Beşiktaş için ilk periyotta. Woolrich. Ufuk karşısında. Woolrich. Atış isabetli değil, öncesinde faul var. Faulü yapan oyuncu Ufuk Sarıca. Harun girecek. Son 6 saniyede, ilk periyodun son ermesi için son 6 saniyede Harun Erdenay oyuna giriyor. Faul yapan Ufuk Sarıca oyun kenarında. Tabii bu bundan sonra, faulden sonra kullanacağı hücumda 5 saniyede iyi olsa en iyi atıcısını oyuna soktu Murat Didin. Woolrich. İlk atış isabetli. Andre Woolrich 27 yaşında, 1.88 boyunda. Geçen sezon Le Mans takımında forma giydi Fransa'da ve Beşiktaş'a Denver Nuggets takımından geldi. İkinci atışta isabetli. 26-21. Son 6 saniye. Golyovic. 3 sayılık atışlarıyla tanıdığımız Golyovic bu kez başarılı olamıyor ve ilk periyodu Beşiktaş 26-21 önde tamamlıyor. Biraz sonra tekrar birlikte olacağız. Peki nasıl buldun onu? Çirkin yani. Gül adam gibi çirkin değil ama pek çekici de sayılmaz babası. İzler Beşiktaş Ülker Spor karşılaşması 12. haftanın son maçı ve ilk periyotta 26-21 Beşiktaş üstünlüğü var. İşte istatistikler, neler diyeceğiz ilk periyod için. Beşiktaş'ın istatistiklerde de yansıdığı gibi atışlarda, dış atışlarda %100'lük bir üstünlüğü var. 2 ve 1 ve 3 atışlıklarda. Tabii Beşiktaş yalnız hücumundaki bütün inisiyatifini şu anda Woolrich'in zorlamalarına bağlamış vaziyette. Henüz elleyi devreye sokamadı. Buna karşılık da Henlington başarılı İlker'de ve İlker'de pota dibini iyi kullanıyor. Lolis'le ve Henlington'la başarılı oynuyor. Yalnız İlker'in hücum silahı Kaptan Harun henüz performansını sahaya yansıtabilmiş vaziyette değil. Ancak çok güzel bir maç izliyoruz. Bu birinci periyot önümüzdeki 3 periyot içinde maçın çok hızlı ve ortada geçeceğinin göstergesi.
İşte Beşiktaş seyircisi takımlarını yalnız bırakmadılar bu karşılaşmada. Maçın en skorer oyuncuları Benjamin Hendon'un Hülkerspor ve William Baderli Beşiktaş. İkisi de 10'ar sayı kaydetti. Tabii maça çok iyi başlayan Volkan Aydın'ın da 4 faullü olması Beşiktaş için bir handikap. İkinci periyod için başlaması için hava atışı William Baderli ile Benjamin Hendon'un arasında Tolga Şahin hava atışını yaptı. İlk periyoda da Beşiktaş başlamıştı. İkinci periyoda da Beşiktaş başlıyor. Muratcan, Meşir Yakov. Ali boş pozisyonda. Araya girmek istedi Harun. Bu arada 3 sayılık atış girişimi isabetli değil. Muratcan Güler'den seken top. Ve ardından Hülkerspor hücumu. Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Muratcan. Daha önceki maçlardaki çok başarılı oyunlarını seyrettiğimiz Muratcan henüz katkısını koyabilmiş değil. Serkan pot altına girmek istiyordu, başarılı olamadı. Şimdi Andrei Vulric, Meşeryakov, Faruk yanında. Meşeryakov ve smaç basket. Gerçekten çok çok güzel bir oyun sonrasında. Vulric tabii çok akıllı bir oyuncu. Bunu kendi de atabilirdi ama bir smaçın takımı nasıl ateşleyeceğini bildiği için de Meşeryakov'a bir smaç yapma imkanı hazırladı. Goljovic, Vulric'in baskısı. Goljovic, Serkan, Harun yanında. Faruk'un baskısı var bu arada Harun'a. Goljovic, Goljovic dönüyor, bırakıyor, atış isabetli değil. Lolis müdahale etti, Hendon yetişemiyor ve top dışarıya çıkıyor. Tabii iki kısasının savunmadaki dengesizliğini iyi kullanmaya çalışıyor Hülkerspor. Faruk, 3 sayılık atış isabetli değil. Top Serkan Erdoğan'da kaldı. Goljovic hareketli, şimdi Harun'la birlikte Hendon da geliyor. Serkan Erdoğan fake'ine cevap aldı ve atışında basketi buluyor. 28-23. Bu arada Ahmet Kandemir son derece sinirlendi oyuncularına. Fark 5 sayıya iniyor. Beşiktaş'ın 5 sayılık üstünlüğü devam ediyor. Bu arada 4 faullü oyuncu Volkan Aydın oyuna girecek biraz sonra. Kandemir oyunda üstünlüğü devam ettirebilmek için 4 faul riskini de göze alarak Volkan'ı içeri tekrar sokacak. Meşeryakov atış isabeti değil. Dolayısıyla kalan top. Goljovic hareketliydi. Şimdi Serkan Erdoğan. Goljovic'e pası. Hendon'un pota altında. Goljovic 3 sayılık atış kullanıyor. Basketi kaydediyor. Sloven oyuncu 3 sayılık basketlerde son derece etkili. Ve atışında basketi bulunca skoru 28-26 yaptı. Böylece farkı 2 sayıya indiriyor Hülkerspor. Beşiktaş 2 hücumdan hatalar sonucunda sayısız dönünce Hülker hemen aradaki farkı kapatıverdi. Ali ikili sıkıştırmayı görünce Muratcan'a döndü. Muratcan pota altında. Ali fake kullandı. Atış öncesinde faul var. Faul yapan oyuncu Fuat Redolis. Dolayısıyla ilk faul. Beşiktaş'a karşı olan savunması ülkenin içeride çok iyi olduğu için dışarıdan içeri oyuncuya top indirmek zorlaşıyor, uzun oyuncuya. Onun için penetrasyonlar sonrası verilen paslar az önce Muratcan'ın yaptığı gibi Beşiktaş'ın tercih etmesi gereken hücum şekilleri gibi gözüküyor. Bu arada Volkan Aydın 4 faulle oynayan oyuncu, 4 faulle olan oyuncu oyuna girdi. Muratcan Güler oyun kenarında. William Batelli'ye pot altında faul yapılmıştı. Serbest atışlar kullanıyor şimdi William Batelli. İlk atış isabeti değil. Basket faulden sonra attığı serbest atış sonrasında sayıyı bulmuştu. Şimdi 2 serbest atıştan birini sayıya çeviriyor. Skoru 29-26 yapıyor. Goljovic. Serkan. Harun maçın başından beri değişe değişe çok iyi tutuluyor Beşiktaş tarafından. Sayı pozisyonu bulamıyor. Goljovic 3 sayılık basketi de bulan Goljovic 2 sayılık basket sonrasında farkı azaltıyor. Bu arada bir de faul işareti var. Tolga Şahin'den. Faul yapan oyuncu Benjamin Hendon. Serkan Orhan Güler değişmesini yaptı Murat Didin. Bakalım bu değişiklik neleri getirecek. Volkan Aydın 4 faulle oynayan Volkan Aydın. Ahmet Kandemir için vazgeçilmez bir oyuncu. İşte oyuna girer girmez 3 sayılık basketi buluyor. Fark kapanmıştı. Farkı açmaya devam ediyor böylece Beşiktaş. Volkan'ın bu 3 numaradan atışları zaten onlarla ünlü Volkan. En iyi yaptığı iş onları kullanmasında yarar var. Bu arada hücumdayken Hülkerspor faul yapıyor. Faul yapan oyuncu Miljan Goljovic. Mola istiyor Ahmet Kandemir. 6 dakika
53 saniye var değerli seyirciler maçın son ermesi için, ikinci periyodun son ermesi için. 32-28 üstünlüğü bulunuyor Beşiktaş'ın. Biraz önce faul yapan Miljan Golyoviç de geldi görüntüye. Eley bugün tam Eley gibi oynamıyor Beşiktaş'ta. Meşeriyakov'un da hücumda biraz Beşiktaş adına katkı koyması lazım. Çünkü onlar iyi oynamadıkça Beşiktaş'ın daha fazla sayı üretmekteki zorluğunu aşması gittikçe güçleşiyor. Tabii Ülker de bu arada Murat Didin, başarılı koçu Murat Didin'le oyunun kendi lehine çevirecek çözümleri arıyor. Handlington ve Lawless içeride çok başarılılar ama Harun henüz katkı koyamadı oyuna. Oyun kurucu mevkindeki Serkan'ın yerine Orhan Güler'i şu anda deniyor Murat Didin. Golyoviç tabii girer girmez takımda iki sayıyı üst üste buldu Ülker adına. Golyoviç'i sıcak olarak görüyoruz şu anda. 3 sayılık basketi ardından 2 sayılık basketi Golyoviç'in. Üst üste atılan sayı basketler sonrasında 5 sayı birden kazandırdı takımına. Ve işte mola süresi sona eriyor. Tolga Şahin sağdaki yerine aldı oyuncularla birlikte. Ve mola süresinden sonra tekrar oyun başlıyor. Vulric. Golyoviç'ten sayıldı Vulric. Faruk. Ali top istiyor. Handlock'un kontrolünde. Şimdi Ali öne çıkarak topu aldı. Faruk. Faruk'un topu ve kaptırılan toptan sonra Erdenay, Harun Erdenay dışarıya dönüyor. Miljan Golyoviç'e. Miljan Golyoviç bu kez isabetli değil atışı. Andre Vulric, Meşeriyakov hareketli. Vulric'in reverse'ı başarılı. Golyoviç'i bir anda saf dışında bıraktı. Meşeriyakov atış isabetli değil. Pot altında Vulric aldı ve basketi kaybetti. İlginç bir pozisyon değerli seyirciler. Bir tarafta Benjamin Edlock'ın 2-10 boyunda, diğer tarafta 2-9 boyunda William Butt Ellie. Onların arasından sayılan ve 1.88'lik boyuyla reboundu alan Vulric, basketi kaydeden Vulric. Tabii Beşeriyakov'un şu anda pek katkısının olmadığını gören Kandemir, Onur Aydın'ı da hemen kenara gönderdi. Onur zaten maça çok iyi başlamıştı. Harun topunu çalmak istiyordu Vulric ama başarılı olamadı. Reverse hareketi sonrasında Harun Erdenay basketi buluyor. Dışarıdan Parti atış bulamayınca içeriden reverse'lerle sayılar üretmeye çalışıyor deneyimli kaptan İlker adına. Faruk, Volkan, Meşeriyakov pota altında. Şimdi dışarıya çıkıyor, topu alıyor. Meşeriyakov dönerek atış isabetli. 36-30. Dışarı alınacağını görür görmez hücumda bir şeyler yapmak zorunda olduğunu fark etti. Orhan, Harun, Lawless dışarıya çıktı. Şimdi Golyoviç, Golyoviç handlock'tan indirmek isterken paylaşılamayan top kararı, tutulmuş top kararı ve hava atışı yapılacak Volkan Aydın'la Benjamin Handlock'tan arasında. Pozisyon bir kez daha kanda. Volkan tabii 4 foul olduğu için bu topta çok dikkatliydi. Çekip almayı denemektense tutulmuş top kararını tercih etti. Bu arada William Butt Ellie oyun kenarına alınıyor. Görüntüdeki oyuncu Ümit Taş oyuna giriyor. Evet, o Ümit kenara gönderildiği zaman değiştirilecek oyuncu Veselya koptu. Ancak son sayıyı atınca değişen oyuncu bu sefer Ali oldu. Hava atışı yapıldı. Volkan Aydın sıçramıyor bile ama topun çelindiği yerde Faruk Beşok ve smash basket. Tecrübeli oyuncu Faruk Beşok. Miljan Golyoviç'ten önce hareketlendi. Çelilen topu aldı ve smaç basketle sonuçlandırdı. Farkı da 8 sayıya çıkardı Beşiktaş. 38-30. Harun. Orhan. Ümit baskı kırıyor. Handlock'un topu aldı. Şimdi ikili sıkıştırma. Handlock'un zor atış. İsabetli olsa basket bir de faul olacak. Tolga Şahin pota altında Ümit Taş'ın faul yaptığını işaret ediyor. Faul pozisyonu bir kez daha ekranda. Atış pozisyonunda olduğu için serbest atışlar kullanacak şimdi Benjamin Handlock'un. Beşiktaş ikinci periyoddaki ilk faulünü yapmış oldu. Handlock'un ilk atışı isabetli. İkinci ve son atış. Bu isabetli değil, Volkan Aydın aldı seken topu. 4,5 dakika sonra ikinci periyod sona erecek. Vulric.
Meşeriakov pot altından dolaştı. Ümit Taş'ın perdelemesi Vulrich. Karşısında Golyovic var. Meşeriakov. Ümit top istiyor. Faruk yanına gelmişti. Ümit'i tercih etti. Ümit dönerek atışına blok geliyor Benjamin Endokton'dan. Pot altında müthiş mücadele. Topuna en son Ümit Taş'tan dışarıya çıktığını işaret etti Tolga Şahin. Oyuncu değişikliği Ülkerspor'da. Kerem Gönlüm oyuna giriyor. Benjamin Endokton oyun kenarında. Ümit Taş oyunda olunca Murat İdin de bunu Harlington'u dinlendirebilme fırsatı olarak değerlendirdi. Orhan El İbrasor oyuna girecek Beşiktaş'ta. Golyovic. 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 Bombeli bırakıyor. Atış isabeti değil. Çemberin içinden çıkan top. Kerem Gönlüm reboundu aldı ama ardından rebound mücadelesi sırasında faul. Pot altında faul. Ümit Taş faul yapıyor. İkinci faul Ümit Taş'ın. Bu faulden sonra da Ümit Taş oyun kenarında. William Butt Eli oyunda. Faul pozisyonu bir kez daha ekranda. Kısa süreli dinlendirme görevini tamamladı Ümit Taş. Bu arada iki faul üretti. Harun 3 sayılık atışı isabetli. 38-34. Beşiktaş'ın 4 sayılık üstünlüğü. Vulrich. Faruk. Volkan. Ali. Hücumun son ermesi için son 4 saniye. Ali. Kerem Gönlüm'ün yanında. Ali zorladı pozisyonu ve basketi buldu. 40-34. Ali şimdi Kerem Gönlüm de Ali için daha bir rookie çaylak bir oyuncu olduğu için Ali oradan daha fazla sayı üretebilir. Orhan. Dolis. Golyovic. Golyovic. Dip çizgide hareketli. Volkan Aydın dokunmadı bile. 4 faulü var. Meşeriakov top dışarıya çıkmadan Volkan Aydın'a kazandırıyor. Volkan. Faruk dışarıda. Şimdi top aldı. Pot altına indiriyor Ali'yi ama Ali'den önce araya giren Ülkerspor'lu oyuncular top Ülkerspor'dan dışarıya çıktı. Bu arada 3 faulü oyuncusu Volkan Aydın. Onur Aydın oyunda. Beşiktaş'ta Ahmet Kandemir Meşeriakov'u oyun kenarına almayı tercih etti. Vulrich. Vulrich zorladı. Turnike girse basket bir defa olacak. Golyovic faul yapıyor. Tabii Vulrich çok akıllı bir oyuncu. Kerem'in orada olduğunu görünce hemen içeriden zorlamalarla faul aldırarak faul atışı değerlendirmeye çalışıyor. Golyovic ikinci faul yaptı bu arada. Ve Kvadrelloğlu ise dinlendirmek istiyor. Haluk Yıldırım oyunu aldı. Murat Didin. Biraz sonra da Serkan Erdoğan oyuna dahil olacak. Harun'u görüyoruz değerli seyirciler. Tam olarak istediği verimi alamadı diyebiliriz. Harun Erdoğan için. Evet, Harun Erdenay kapasitesinde bir oyuncu için boş geçiyor şu anda dakikalar. Muller için ilk atışı isabetli. 41-34. İkinci atış. Bu da isabetli. 42-34. Farkı 8 sayıya çıkardı Beşiktaş. Orhan. Haluk. İkinci periyotta son 2,5 dakika. Harun. Boşa kaçtı Haluk. Onur'dan sıyrıldı. Dışarıya döndü. Harun fake'ine cevap aldı. 2 sayılık atışı isabetli. 42-36. Beşiktaş'ın tansiyonunu biraz düşürdü Ülker. Bu tabii bu tempo Ülker'e yarar. Vulrich. Volkan uzun mesafeli üstelik atış girişimi isabetli. Beşiktaş adına maçın yıldızı Volkan Aydın oluyor değerli seyirciler. Ülker'in kısa süreli zon savunmasını görür görmez Volkan en iyi yaptığı işi yaptı ve dışarıdan atışı kullandı Beşiktaş adına. Kerem çok güzel sıyrılıyor tecrübeli oyuncular arasından ve basketi buluyor. 45-38. Vulrich. Hemen sayı olunca da adam adama savunmaya geçiyor Ülker.
Onur, Onur. İkili sıkıştırma. Zorladı pozisyonu, atış isabetli. İki Aydın'da hem Volkan Aydın hem Onur Aydın. Beşiktaş'ı sürükleyen isimler değerli seyirciler. Harun potu alttan dolaştı. Golovic çapası. Golovic 3 sayılık atış isabetli değil. Harun ribaundu almak isterken top Andre Vuluş'tan dışarı çıkıyor. 1 dakika 9 saniye var ikinci periyodun son ermesi için. İki takımda da oyuncu değişiklikleri. Andre Vuluş ve Onur Aydın oyun kenarında. Beşiktaş'ta. Bu arada Orhan Güler'in oyun kenarına alındığını görüyorum. Onun yerine Serkan Erdoğan girdi. Beşiktaş'ta ise Muratcan Güler ve Meşer Yakov oyunda. Volkan Aydın topunu çalıyor Haluk Yıldırım'ın. Volkan, Muratcan. Bakalım nasıl bir oyun deneyecek Beşiktaş. Perdelemeye çıkan Eli'yi şimdi boşta kaldı. Top bekliyordu Faruk. 3 sayılık atış isabetli değil. Seken top Serkan Erdoğan'da bu arada. Muratcan Güler'e çarpan top. William Badeli. Eli zorluyor pozisyon, atış isabetli değil. İlginç bir mücadele. Meşer Yakov bu da isabetli değil. Haluk'ta kalan top. Şimdi hareketli olan Harun Erdenay. Harun ve turnike basket Harun Erdenay'dan. Gerçekten de güzel bir seri izledik değerli seyirciler. 47-40 skor. Fark 7 sayı Beşiktaş lehine. Son 17 saniye ikinci periyod için. Faul. Serkan Erdoğan, Muratcan Güler'e faul yaptı. Burada 4 faulün üstüne çıktıkları için herhalde atış olacak bu. Evet, İlker Spor 5. faulünü yapmış oluyor değerli seyirciler. Bu arada Tutku Açık'ın oyuna girdiğini, Serkan Erdoğan'ın oyun kenarına alındığını görüyorum. Muratcan Güler şimdi serbest atışta aktaracak. Bu atışlardan sonra İlker Spor'un hücum etmesi için 11.8 saniye kalacak. İlk atışı isabetli değil Muratcan Güler'in. Takımdaki ikinci sezonu Muratcan'ın. Genç bir oyuncu, 20 yaşında ama gerçekten de yaşına göre çok büyük işler yapıyor. İkinci atış isabetli. 48-40. Son 10 saniye ikinci periyotta. Haluk Yıldırım. Volkan'dan sıyrıldı. Bu arada William Badeli araya girdi. Şimdi topu almak isterken Muratcan Güler. Bu arada oyun duruyor. Tutkunun ayağına çarptığı düşüncesiyle top Beşiktaş'ın oluyor. İşte izliyoruz. Tutku, evet, top ayaklarını çarpıyor. Ve burada Ufuk Akyüz'ün düdüğü 5.1 saniye var. Futbolda olduğu gibi avantaj kaidesi olacak olsa bunu sayıyla değerlendirirdi Beşiktaş. Ancak yine de bir 5 saniyelik hücum süreleri var. Evet. Tabii oyun başından beri çok elden ele değişiyor. Beşiktaş üstünlüğünü sürdürmekle beraber Ülker her seferinde Beşiktaş'ı yakalayacak pozisyonları geliyor. Pozisyon olarak çok zengin bir karşılaşma. Karşılıklı çok güzel basketler var. Bloklar var. Kaptırılan toplar var. Kapılan toplar var. Bu da gerçekten basketbolumuz adına güzel bir maç oluyor. Seyirciler tıklım tıklım doldurdular Süleyman Seba Spor Salonu'nu. Ve bu güzel atmosferde bizler de sizlere 12. haftanın son maçı Beşiktaş Ülker Spor maçını iletmeye çalışıyoruz. Volkan, görüntüye gelen Volkan, o 4. lüzumsuz teknik faulde almamış olsaydı Beşiktaş adına daha olumlu şeyler üretebilecekti maçın bundan sonraki bölümlerinde. 5.1 saniye sonra ikinci periyod sona erecek ve 15 dakikalık ara verilecek. Bakalım bu son hücumu Beşiktaş nasıl kullanacak? Volkan. Muratcan. Muratcan. Muratcan zorluyor. Atış isabeti değil ve ikinci periyod sonrasında Beşiktaş'ın 48-40 üstünlüğü var. İlk periyotta da Beşiktaş 26-21 üstündü. Ve değerli seyirciler, ikinci periyod sonrasında da 48-40 Beşiktaş üstünlüğü. Kısa bir değerlendirme alalım. Şimdi Beşiktaş tabii Ülker Spor'u, ligin zirvesindeki Ülker Spor'u burada yenmeyi amaçlıyordu. Bu amacına uygun olarak da maça çok iyi bir savunmayla başlayarak Ülker Spor'u uzun süre sayısızlık içindeki bir seride kilitledi. Daha sonraki kendi adına ürettiği sayılar, özellikle Bulric'in potayı alından gördüğü zaman yaptığı penetrasyonlarıyla, Bulric'in hücumdaki olumlu katkılarıyla Beşiktaş maçı önde götürdü. Hala da götürüyor. Periyodu kendi için avantajlı bir
skorla kapattı Beşiktaş. Ülker Spor, deneyimli Ülker Spor, bizi Avrupa Kupalarında temsil eden Ülker Spor henüz istediği oyunu sahaya yansıtabilmiş değil. Hendrick'in başarılı oyunu, Lolis'in ona katkısı, ancak idarecilerin de bize söylediği gibi Lolis'in biraz ateşli oynuyor oluşu belki bunda bir etki etmiştir. Evet değerli seyirciler, Beşiktaş Ülker Spor karşılaşmasında İkinci periyot sonrasında 48-40 Beşiktaş üstünlüğü ve yaklaşık 13 dakika sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Periyotta Beşiktaş'ın 26-21'lik üstünlüğü vardı. İkinci periyot sonrasında yani ilk devre ilk yarıda da Ülker Spor karşısında 48-40'lık üstünlüğü var Beşiktaş'ın. İlk devrede Beşiktaş'ta gerçekten etkili olan oyuncu Volkan Aydın oldu ve 10 sayı kaydetti değerli seyirciler. Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Andre Woolrich 12 sayı ile oynadı. William Batyalı ise 13 sayı kaydetti. İşte karşılaşma başlamak üzere. Üçüncü periyotta hava atışı yapılacak şimdi. Tolga Şahin hava atışını yapıyor. Ve karşılaşmada üçüncü periyot başlıyor. Lolis pot altına topu aldı ama ayağı çizgide olduğu için top Beşiktaş'ın olacak. İlk iki periyoda Beşiktaş başlamıştı hava atışı sonrasında. Bu kez Ülker Spor başlıyor ama o da ilk hücumdan sonuç alamıyor. Eli. Meşeryakov hareketliydi. Woolrich. Güzel bir pas. Meşeryakov pot altına girerken hatalı yürüme. Woolrich ters tarafa bakıp Eli'ye pas verdi. Eli Meşeryakov'un hareketlenebileceğini düşündü. Meşeryakov hareketleniyor ama topla yürüyor. Harun. Bu periyot tabii Ülker Spor için çok önemli. Maçı kendi lehine çevirebilmesi için Ülker Spor'un burada pozitif hareketler üretmesi lazım bir an evvel kendisi açısından. Lolis. Serkan. Harun potu altında. Haluk dışarıya çıktı, topu aldı. Lolis. Lolis. Zorluyor. Atış isabetli değil. Seken top. Henlockton. Henlockton, Meşeryakov ve Elia rağmen atışında basketi buluyor. Bir de faul var kendisine. Faul yapan oyuncu William Badeli. Henlockton ülkenin maçın başından beri en etkili olan oyuncusuydu. Bu reboundta da tabii ki Beşiktaş uzunu arasından topu başarıyla almasını bildi Henlockton ve takım adına da faul sağladı. Bu karşılaşmadaki üçüncü serbest atışı isabetli değil. Seken topu Lolis aldı ama top bir şey değmiyor. Haluk'ta kalıyor. Savunmasına dönen Serkan ve Harun da hücuma tekrar katıldılar. Ülker Spor şimdi hücum geliştiriyor. Lolis. Haluk boş pozisyondaydı. Henlock'ta yine pota altında. Lolis'ten perdeleme var. Andre Woolrich'e. Andre Woolrich'in baskısı. Lolis topu aldı. Araya giren Faruk Beşot. Woolrich. Meşeryakov dönerek bırakıyor, basketi kaydediyor. Ülker'de match-up'lı bir zon uygulamaya çalışıyor savunmada. 50-42. Bu arada ıslanan zemin Tolga Şahin'in düdüğüyle silinecek. İkinci yarıya her iki takım da dikkatli başladı. Tabii Beşiktaş'ın bir avantajı var, sayısal avantajı var. Ancak Gökhan'ın da az önce söylediği gibi 4 faulli Volkan'ın dışarıda olması Beşiktaş'ın hücumda sayı üretmesinde zorluk yaratıyor Beşiktaş adına. Araya giren Faruk yine biraz önce de araya girmişti ve ardından Beşiktaş o hücum sonrasında basketi bulmuştu. Faruk araya giriyor ama Faruk da topla çok hızlı, ikisi de dışarıya çıktılar. Bu arada Faruk parmağından sakatlandı, bu araya parmağına geldi top. Kenara beni değiştirin işareti yapıyor. Evet, elini tutuyor Faruk. Ve Volkan Aydın oyuna girecek. Büyük ihtimalle Faruk'un yerine. Atış isabetli değil. William Badyalı'yı aldı. Şimdi Muratcan Güler. Muratcan. Muratcan turnikesi isabetli değil. Blok yemekten korktuğu için belki de. Harun Erdenay'dan çok güzel sıyrıldı. Ama gençliğinin verdiği etkiyle gelen Ellington blokundan çekindiği için kısa tuttu turnikeyi. Evet, işte sakatlanan, elinden hafif bir sakatlık geçiren Faruk kenarda, Volkan Aydın Faruk'un yerine oyunda. Meşeryakov. Üçüncü periyotta 2 dakikalık süre sona erdi. Volkan. Muratcan. Muratcan. Pot altına girdi.
Biraz önce korkmuştu. Lol isimli ondan bu kez Henlock'un blok yapıyor ama top inişte olduğu için basket kararı. Az önceki turnikeyde soldan çok güzel sıçrayan bir oyuncu Muratcan. Kolunu uzatsaydı o da böyle sayı olacaktı. Lolis'in ellerinden kayan top Haluk'ta. Haluk'un üçlük atışı isabetli. Haluk Yıldırım'ın basketi. İşte küçük bir Beşiktaşlı taraftar. Gerçekten de çok güzel bir atmosfer var. Süleyman Seba Spor Salonu'nda. Zaman zaman Beşiktaş yöneticileri ekranlarınıza yansıyor. 52-45. Meşer Yakov. Top Ülker Spor'dan dışarıya çıktı. 9 saniyesi var Beşiktaş'ın. Muratcan 3 sayılık atışı isabetli. Haluk'un 3 sayılık basketine Muratcan Güler'le cevap veriyor Beşiktaş. Muratcan'ın canı sıkıldı deminki turnikeyi kaçırmasından. Peş peşe 2 sayı üretti Beşiktaş adına. Serkan zorladı pozisyonu, basket değil. Seken top basket olabilirdi ama çemberin iki yanına çarpıyor, top dışarıya çıkıyor. Volkan 3 sayılık atış denemesi isabetli değil. Herkes ayağa kalkmıştı. 3 sayılık basket bekliyordu Volkan'dan ama Ülker Spor bu kez topu alıyor ve hücum bölgesinde şimdi Harun dışarıya dönüyor. Haluk. Haluk'un 3 sayılık atışı karşılıklı 3 sayılık atışlarda isabet yok. Ali Wolvich hatalı yürüme. Volkan hücumda pas verecek yanlış adamı seçti. En yakındaki Wolvich'e verince Steps'e sebebiyet verdi. Beşiktaş aslında Ülker'in hatalar yaptığı bir seri yakaladı. Bu arada maçı açabilir kendi adına. Yalnız hücumdaki topları iyi değerlendirmesi lazım. Büyük bir tezahürat Beşiktaş'a. Wolrich. Wolrich. Hatalı yürüme. Üst üste iki hata vuruştan. Tutku açık oyunda. Serkan Erdoğan oyun kenarında. İşte Wolrich'in yaptığı hatayı bir kez daha izliyoruz. Şimdi Beşiktaş sıcak oyuncularıyla doğru atış seçimini yapmakta zorluk çekiyor. Volkan varken oyunda ve Volkan'ın 4 sayısı varken, 4 golü varken Volkan'ı maksimize iyi değerlendirmek lazım. Lolis. Harun boş pozisyonda top bekliyor. Lolis'in atışı isabetli değil. Meşer Yakov'un faulü var. Meşer Yakov. Bal pozisyonu bir kez daha yansıyor ekranlara. 55-45 skor değerli seyirciler. 4 dakikalık süre geride kaldı. Ve 3. periyotta geride kalan 6 dakika içinde bakalım neler olacak. İlk serbest atışı isabetli Quadrelobis. İlk yarıda 13 sayı üretmiş Ele ile topu bir türlü bulaştıramıyor Beşiktaş. Bu maçtaki 10. sayısını kaydedebilirdi ama 6. serbest atışında sonuç alamıyor. Kuadre dolayız. Meşer Yakov. Volkan. Muratcan. Volkan top istiyordu. Şimdi aldı. Volkan. Atış isabetli değil. Top Beşiktaş'ın. Mola. Molayı alan Beşiktaş. Ahmet Kandemir şu anda takımın gidişini beğenmiyor. 55-46 skor değerli seyirciler. Bakalım skor neler olarak, olacak. Skor olarak Beşiktaş önde götürüyor olayı ama hücumda doğru tercihler yapmıyorlar. Şu anda Muratcan sıcak bir oyuncu haline geldi. İyi atıyor ve sokuyor. Volkan öyle ama Volkan mesela dış atışlarında çok yüksek isabeti varken turnikeye girmeye çalışıyor. El ile top buluşturulamıyor. Beşiktaş adına olumsuzluklar var ama skor Beşiktaş'ın lehine. Herhalde Kandemir de bu olumsuzlukları çözebilmek için bu molasını aldı. Ülker'de bir tutukluk var. Tabii hafta içi maç, hafta sonu maç. Herhalde Ülker'i Avrupa ve lig maçları aynı anda olması biraz zorluyor gibi görünüyor. Geçen hafta bayramda aldığı mağlubiyetten sonra bugün bir mağlubiyet alma durumu daha söz konusu şu anda. Onun için pozitif bir şeyler yapıp oyunu kendi lehlerine çevirmeye çalışmaları lazım Ülker'in. Maçta en skorer iki oyuncu Benjamin Locton ve William Badley 13'er sayıyla kendilerine, Andre Wolrich 12 sayıyla izliyor. Muratcan. Son 5.5 dakika 3. periyotta.
Volkan Muratcan'a döndü. Muratcan Meşeryakov 3 sayılık atışı isabetli. 3 sayılık basket Yegor Meşeryakov'tan. 58-46. Farkı 12 sayıya çıkardı Beşiktaş. Haluk faul. İki oyuncu arasında sıkışıyor. Faul. Volkan Aydın faul yapıyor. Ve bu faulle de 5. faulünü alan Volkan Aydın oyun kenarında, oyun dışında kalıyor. Volkan'a büyük alkış var Beşiktaşlı seyircilerden. Bu arada Yegor Meşeryakov'un kaydettiği 3 sayılık basketi bir kez daha izliyoruz değerli seyirciler. Sakınan göze çöp battı ve Volkan kendini korurken iki arada bir derede kaldı. Bu faul onun değildi aslında. Yerini Favre'a bırakıyor Volkan Aydın. Bakalım Beşiktaş'ın bu kaybı maçın gidişini nasıl etkileyecek? Harun atış pozisyonundayken müdahale ve top Harun'dan dışarıya çıkıyor. Ülker Spor bu hücumdan boşlanıyor. Tam hakemin önünde oldu. Vulic dokunduktan sonra Harun topu toplamaya çalışırken kendi elinden çıktı. Tabii 12 sayılıkta bir avantaj yakalamış vaziyette Beşiktaş. Faruk Meşeryakov yine 3 sayılık atış bölgesinde, bu kez atış isabetli değil. Eli aldı ribaundu ancak araya giren Tutku açık. Şimdi Ülker Spor hücum geliştiriyor. Tutku yüklendi. Turnikesi isabetli değil. Ribaund mücadelesinde Andrei Vulic. Tutku tekrar araya giriyor ama Tutku'dan dışarıya çıktığı için top Beşiktaş kenardan topu oyuna sokacak. Kaptığı topları olumlu değerlendiremedikçe Ülker bu Beşiktaş'ın işine yarıyor ve kendi evinde Ülker'i Beşiktaş oldukça zorluyor. 58-46 Beşiktaş üstünlüğü. Faruk 3 sayılık atışlarına da isabetli değil. Rebound mücadelesi Handlock'ta kalan top. Haluk, Harun, Tutku yanında. Şimdi ona döndü. Tutku 3 sayılık atışı isabetli. Faruk az önceki atışı çok acele kullandı. Ya atınca sokmak lazım ya da takımın tam oturmasını beklemek lazım. 58-49. Faruk, Muratcan, Faruk, Meşeryakov ikili sıkıştırma ve bu sıkıştırmadan sonuç alıyor Ülker Spor. Harun. Harun, Haluk. Haluk'un 3 sayılık atışı isabetli. Biraz önce aynı bölgeden Tutku açıkla 3 sayılık basket bulmuştu Ülker Spor. Şimdi de Haluk Yıldırım ve böylece farkı bir anda 6 sayıya indirdi Beşiktaş karşısında Ülker Spor. Faul. Beşiktaş hücumda olumsuz bir seriye girdiği anda tabii deneyimli Ülker Spor hemen dış atışlarıyla aradaki farkı kapatma başladı. Bu arada oyuna iyi başlayan oyunculardan biri Onur Aydın oyuna girdi. Muratcan Güler oyun kenarında. Biraz önce Haluk'un Andrei Vulic'e yaptığı faulü bir kez daha izliyoruz. Bu periyotta Beşiktaş'ın 3, Ülker Spor'un 1 faulü var. Kandemir 1-4. Vulic'i tek bir oyun kurucu olarak oynatmayı tercih etti bu aşamada maçta. Meşeryakov alan değiştiriyor değerli seyirciler. Şimdi Faruk Meşeryakov bir anda boş kalıyor ve basketi kaydediyor. Pot altında dolaştı, kendine bir boşluk yarattı ve o boşluğu da basketle değerlendiriyor. Skoru 60-52 yaptı. Faul. Son 3 dakika 3. periyotta pot altında yapılan faul. Faul yapan oyuncu Andrei Vulic. Bu arada Miljan Golyovic'in oyuna gireceğini görüyorum. Evet, Miljan Golyovic oyunda ve Meşeryakov'un biraz önce kaydettiği basket tekrar görüntüye geldi. Golyovic de Harun Erden'a yer değiştirdiler Ülker Spor'da. Golyovic Bolis boşa çıkmıştı. Yanında Onur Aydın var. Faul. Basket olmalı diyor Ülker Sporlu oyuncular ama iki hakem de aynı görüşte değil. Faul yapan oyuncu Onur Aydın. Onur'un da 4. faulü oldu. Faul pozisyonu bir kez daha ekranda. Faul atıştan önce çalındı. Muratcan oyuna giriyor değerli seyirciler. Biraz önce oyuna giren ve 4. faulü yapan Onur Aydın oyun kenarına alınacak. Bu arada bir mola geliyor. 60-52 skor. 2 dakika 58 saniye sonra 3. periyot sona erecek. Beşiktaş devre arasında ortaya koyduğu farkı koruyor.
Ülker Spor bir ara bu periyotta açar gibi oldu farkı ama Ülker hemen dış atışlarıyla Beşiktaş'ın da yaptığı hataları değerlendirerek aradaki farkı toparladı kendi adına ama maç Beşiktaş'ın gözüküyor. Beşiktaş'ın üstünlüğü altında gidiyor. Beşiktaş istediğini yapabiliyor görünümde ancak ele ile hala topu buluşturamıyor olmalarını anlamak da mümkün değil. İşte Beşiktaş'ta oyuncular. Volkan Aydın oyun dışında 5 faulle önemli bir kayıp Beşiktaş için. Haluk'un kaydettiği yükselik basketi bir kez daha izliyoruz. Mola süresi sona erdi ve şimdi oyuncular sahadaki yerlerini alıyorlar. Mola süresinden önce yapılan faul ve şimdi Quadre Lolis'in iki serbest atışı. İlki isabetli. 60-53. İkinci atış, bu da isabetli. 60-54. Woolrich. Tarık alan değiştiriyor, boşa kaçıyor. Woolrich. Sıkıştırmanın arasına gidiyor ama kendisine yapılan faul. Faul yapan oyuncu da Ülker Spor'da tutuk açık. Ali, Faruk, Muratcan. Bu arada skorboardta bir arıza oluyor değerli seyirciler. Oyun durduruldu. İki tane skorboard var. Beşiktaş Süleyman Seba Spor Salonu'nda. Onlardan biri kısa süreli arıza gösterdi. Ancak arızanın hemen hemen giderildiğini söyleyebilirim. Evet, arıza giderildi. Ve oyun kaldığı yerden devam edecek. 19 saniyesi var Beşiktaş'ın hücumunu sona erdirebilmesi için. Woolrich. Beşer Yakup'un perdelemesi. Faruk, onun pası. Muratcan, şimdi Ali. Ali atış isabeti değil, öncesinde faul var. Golovic ve Lolis'in yanındaydı. Faul yapan oyuncu Benjamin Hanlock'tan oluyor. Hanlock'tan da 3. faulü. Atış pozisyonunda olduğu için bu periyotta faul limiti dolmadığı halde Ülker Spor'un Beşiktaş atışlar kullanacak, serbest atışlar kullanacak. Elay'ın ilk serbest atışı isabetli. 4 serbest atışın 3'ünü sayıya çevirdi William Butt Elay. Bu atış isabetli değil. Lolis reboundu alıyor ve tutkuya kazandırıyor topu. 61-54. Haluk. Golovic dışarıya çıktı, topu aldı. Şimdi Lolis. Lolis. Faul. Meşeryakov faul yaptı. Yegor Meşeryakov'un ikinci faulü. Beşiktaş'ta faul limitini aştığı için atış olarak kullanılacak bunlar. Tabii akıllı davranıyor şimdi Murat Didin. Topu hep pilotlara içeri indirmeye çalışıyor. Nolis'in ilk serbest atışı isabetli. 9 atışın 8'inde isabet bulan Quadre Lolis sezon başından bu yana 8 sayı ortalamasıyla oynadı. Bu da karşılaşmadaki 13. sayısı oldu. 61-56. Fark 5 sayı Beşiktaş'ta yine. 3. periyotta artık son 2 dakikaya gidiyoruz. Ve top Faruk Beşok'tan dışarıya çıkıyor. Ülker Spor Beşiktaş'ın hızını kesmiş görünüyor. Evet, özellikle Woolrich'e de box and one yapmaya başladılar. Woolrich'i adam adam alıp diğer 4 kişi zone yapıyorlar. Burada Beşiktaş hücumda hücumu kurmakta zorlanıyor biraz. Bu arada kaptırılan top Muratcan Güler. Muratcan dışarıya dönecekti ama Golovic araya giriyor. Şimdi Tutku açık. Tutku
Haluk'a pası. Haluk 3 sayılık atış bölgesinde. Haluk'un atışı isabetli değil. Seken top Meşir Yakup'ta. Bu arada Lolis ile Ali arasında kısa süreli bir itişme vardı. Hakemler görmüyorlar ve şimdi hücum bölgesinde Beşiktaş. Woolrich. Meşir Yakup. Muratcan. Ali top bekliyor. Muratcan pot altına girdi. Meşir Yakup. Hücum faul. Beşiktaş bir hücum organize edememe serisine girdi ve sıkıntı yaşıyor. Tabi bu arada da Ülker Spor deneyimiyle aradaki farkı eritmeye, kapatmaya çalışıyor. Meşir Yakup'un hücumdayken yaptığı faulü istedik. Onun da üçüncü faulü oluyor değerli seyirciler. 61-56 skor. Beşiktaş'ın üstünlüğü devam ediyor. Lolis. Golovic. Golovic'in üç sayılık atışı isabeti değil. Seken top Meşir Yakup'ta mı? Hayır. Daha öncesinde Lolis araya giriyor ama araya girerken de faul yapıyor. Bunda hakemler tarafından çok güzel yakalanıyor. Çünkü çok ince bir el hareketiyle araya girmişti Lolis. Ama faulliydi tabii ki. Bu arada Muratcan Güler oyun kenarında, Onur Aydın oyuna girdi değerli seyirciler Beşiktaş'ta. 61-56, 5 sayılık fark devam ediyor. Woolrich. Woolrich pot altına Ellie'yi indirdi. Ellie zor pozisyon, atış isabetli değil. Onur Aydın tekrar Ellie'yi alabilecek mi? Hayır, araya giren Benjamin Hamilton. Şimdi tutku. Harun. Harun'un 3 sayılık atışı kritik bir atıştı ama isabetli değil. Bu atış girse farkı 2 sayıya indirecekti Beşiktaş karşısında Ülker Spor. Woolrich'in atışı isabetli değil. Seken top tutkuda. Şimdi Harun. Handlock'ın pot altına girmek isterken, belki de bir smaç denemek isterken faul yapan oyuncu Faruk Beşok. Ülker gibi kapasiteli bir takıma tabii bu kadar fazla hata yaparsan oyun bir dakikada kendi aleyhine dönüşebilir. Beşiktaş bu konu, bu arada bir tedbir alması lazım kenar yönetiminin. Çünkü peş peşe hatalar, olumsuz top kullanımları Beşiktaş adına sahada sergileniyor. Beşiktaş'ın 19, Ülker Spor'un 20 puanı var değerli seyirciler. Eğer Beşiktaş bu karşılaşmayı kazanırsa Ülker Spor'un üzerine çıkacak. Puanlar aynı olduğu halde. Ve bir anlamda üçüncülüğe doğru ilerleme şansını bulacak. Çünkü Beşiktaş'ın önünde Türk Telekom vardı. Türk Telekom da galip geldi. İki serbest atışta isabetli Benjamin Handlock'tan. 20 saniye sonra 3. periyot sona erecek. Fark 3 sayı. Meşir Yakup. Faruk. Artık son hücum olarak kullanmak istiyor bunu Beşiktaş. Meşir Yakup'a güzel pas. Ali. Ali ve smaç basket. Gerçekten güzel basket. Maçın başından beri ilk defa bu ikili paslaşmayı gerçekleştirdiler. İlk paslaşmayı gerçekleştirdiler Beşiktaşlar ve çok önemli bir sayıydı bu periyot sonunda Beşiktaş adına. Bunda Meşir Yakup Ali ikilisi gerçekleştirdi. Evet değerli seyirciler, 3. periyot sonunda Beşiktaş 63, Ülker Spor 58. Buydu. Sanal dünyaydı ve işte gerçek dünya ve Beşiktaş'ta Ülker Spor arasındaki mücadelede Beşiktaş'ın 63-58 üstünlüğü var. Fark 5 sayı Beşiktaş'ta yine. Tabii gerçek dünyadaki yansıma da Ülker'in aradaki farkı ufak ufak kapatmaya başladığı ve deneyimini sahaya yansıttığı şeklinde. Çünkü Beşiktaş çok fazla hata yapmaya başladı. 3 periyotta önde bitirdi Beşiktaş. Kendi sahasında maça hakim götürüyordu. Ancak hatalar fazlalaşmaya başladı. Tabii Volkan'ın 5 faul alarak da dışarıda kalması Beşiktaş'ın hücum silahlarını çok azaltıyor. Ele ile topu buluşturamıyorlar idi. Ancak son sayıyı ele yapmayı başardı. Meşir Yakup kendi limitlerinin üstünde oynuyor bugün ama belki de Woolrich'in oyun kuruculuğu ve penetrasyonlarıyla bu periyodu götürecek Beşiktaş. Ülker'in de tabii maçı yakalayabilmesi için dışarıdan da sayı üreterek Harun Erdenay olsun, Golovic olsun bir sayıları bularak maça ortak olması lazım. Ancak çok güzel bir son periyot izleyeceğiz.
Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 16 sayıyla William Butt Ellie ve ikinci en skorer oyuncu Benjamin Henlock'un 15 sayıyla ve işte şimdi bu iki oyuncu maçın son periyodunda hava atışına çıkıyorlar. Tolga Şahin hava atışını yaptı ama erken müdahale William Butt Ellie'den. Bunun anlamı top Ülker Spor'da. Tutku. Woolrich karşısında pozisyon aldı. Onur Golyovic'in yanında, Henlock'un yanında Ali var. Dovis içeriye çıkıyor, Meşiriyakov'un kontrolünde. Tutku iki sayılık atış isabetli. Bu kez periyoda Ülker Spor başladı ve Ülker Spor da basketini buluyor. Farkı 3 sayı indirdi böylece. 63-60. Faruk. Meşiriyakov. 3 sayılık atış isabetli. 2 sayılık baskete, 3 sayılık baskette karşılık veren Beşiktaş skoru 66-60 yaptı. Meşiriyakov bir anlamda kendi işini yapmıyor. 4 numara oyuncuyken dışarıdan çıkıp 2 ve 3 numaralı oyuncular gibi sayılar buluyor. Bu arada Ülker Spor hücumdayken faul yapıyor. Faul yapan oyuncu Quadrelolis. Bunlar çok önemli toplar tabii. Ülker'in bu hücumu olumlu değerlendirmesi gerekirdi. Böylece Henlock'un gibi Quadrelolis de 3. faulünü yapmış oldu ki bu iki oyuncu da gerçekten çok önemli Ülker Spor için. Bu arada Golyovic de faul yapıyor. Hemen önümüzde Faruk Peşoğan. Golyovic'in de 3. faulü. 3 faulü oyuncular Milian Golyovic, Benjamin Henlock'un ve Quadrelolis. 3 yabancı oyuncusu da 3 faulü oynuyor Ülker Spor'un. Meşiriyakov. Meşiriyakov araya giriyor. Harun bu arada faul. Biraz önce siz de belirtmiştiniz. Meşiriyakov o pozisyonun oyuncusu değil. Pot altında oynaması belki de daha faydalı olacak kendisi için. Top sürmeye çalışınca da 4. faul yapmış oldu. Hayır, dışarıdan sayı üretmesine itirazım yok ama artık top sürmeye de başlayınca önce kaptırdı, sonra da faul yapmak zorunda kaldı Meşiriyakov. Böylece Onur Aydın gibi o da 4 faulle oynayan oyuncular arasına giriyor. 5 faulle Volkan Aydın oyun kenarında. Andre Vuller için faulünü izledik az önce. Andre Vuller için de 2. faulü. Şimdi tabii Ülker Spor oyunu kendi istediği gibi kora kora sokmaya çalışıyor. Pek fazla faullü, hatalı, karmaşık bir oyun olacak maçın sonlarına doğru. Bu oyun maçı, bu tarz oyun maçı İlker'e getirir mi belli olmaz. Henlock'tan ilk serbest atış isabetli. 66-61. Henlock'tan 6 serbest atışın 4'ünde sayıyı buldu. Bu da 7. serbest atış olacak. Bu atışta isabetli ve böylece farkı 4 sayı indiriyor Ülker Spor. Ön alanda Vuglic'in karşısında Tutku'nun baskısı vardı. 1,5 dakikalık süre sona erdi son periyotta. Vuglic'in topuna müdahale. Ve Harun Erdenay gidiyor şimdi. Harun smaç basket. Önemli bir basket. Fark 2 sayıya iniyor. Peki oyun kurucuyla oynadığın zaman böyle bir dezavantajı var tabii Beşiktaş'ın. Onu gören Kandemir de hemen Muratcan'ı oyuna sokuyor. Çünkü elleri çok hızlı oyuncuları var ülkenin şu anda savunmada. Faruk. Onur. Onur boş pozisyon atışı isabeti değil. Seken top Ellie'de topu dışarıya çıkmadan oyun bölgesini çeliyor. Ve Beşiktaş hücum tazeleyecek. Woolrich kritik atış, 3 sayılık atış isabetli. Tribünler bir anda ayağa kalktı. Farkı 2 sayıya indiren Ülker Spor karşısında böylece farkı tekrar 5 sayıya çıkartıyor Beşiktaş. 69-64 değerli seyirciler. Harun'un bombeli atış isabetli. Kaptan da şimdi gerektiği zaman devreye girdi Ülker adına. Güzel karşılıklı hücumlar oluyor. Tabii Beşiktaş doğru atışları seçtiği müddetçe sahada kalır ve maçı almayı becerebilir. Woolrich. Çok güzel bir fake izledik. Woolrich yüklendi, atış isabetli değil. Öyle bir hareketli ki değerli seyirciler, bir anda iki oyuncuda ne yapacağını şaşırdı Woolrich karşısında. Tuttu, faul yapıyor. Muratcan oyuna giriyor. İşte izliyoruz. Çok güzel bir fake. İki oyuncuda ne yapacağını şaşırdı. Tutku faul yapıyor bu pozisyonda. 4 faulli oyuncu Onur Aydın oyun kenarında değerli seyirciler. Muratcan oyuna girdi.
İşte değerli seyirciler, Ülker Spor'un 3, Beşiktaş'ın 2 faulü var. 4. periyotta serbest atışlar kullanıyor şimdi Andre Vlahovic. Çünkü atış pozisyonundaydı. İlk atışı da isabetli. Bu faul limitleri tabii çok önemli artık bu maçın sonunda. Fauller oyunun kaderini tayin edecek bir anlamda. 6'da 6 Andre Vlahovic için. 71-66. Harun. Meşeriyakov dışarıya çıktı, yardıma geldi. Handlock'un şimdi Golovic'den önce araya giren oyuncu Faruk Beşok. Faruk araya giriyor. Golovic'e çarpan top dışarıya çıkıyor. İşte izliyoruz. Murat Didin adeta koşar adımlarla masaya geldi. Molasını istedi. 7 dakika 9 saniye sonra karşılaşmanın galibi belli olacak ve Beşiktaş'ın 71-66 üstünlüğü var. Faruk Beşok tabi parmağının sakatlanması bahasına bu pas aralarını yaptı. Tam 3 tane top kazandırdı takımına bu pas aralarıyla. Ancak Faruk Beşok bugün biraz da üçlük atışlarda etkili olabilseydi, alıştığımız Faruk Beşok olabilseydi, Beşiktaş adına daha güzel şeyler olurdu. Şu anda tabi Beşiktaş maçı baştan beri götürmekte olduğu maçı önde sürüklüyor. Ülker savunma değişiklikleriyle ve hücumda Harun Erdanay'ın etkili oyunuyla maça ortak olmaya ve maçı kendi lehine çevirmeye çalışıyor. 71-66 üstünlüğü Beşiktaş'ın. Fark 5 sayı. Bakalım geride kalan 7 dakika içinde neler olacak değerli seyirciler. Bu arada tabii şu anda izlediğimiz seyirciler için de olumlu bir not hemen söylemek lazım basketbol adına. Tamamen onlar da kendi işlerini yapıyorlar ve takımlarının tezahürat yaparak Beşiktaş adına destek veriyorlar. Hiçbir gözleri hoş gelmeyen görüntü yok. Benjamin Henlock'tan ve Andre Vlahovic 17'şer sayıyla maçın en skorer oyuncuları. Vlahovic. Meşeriyakov. Faruk bomboş köşede top bekliyor. Muratcan. Ali. Faruk yine boşta. Ali, Muratcan Güler. Hücumun son ermesi için 3 saniye var. Zor atış. Kısa düşüyor. Lolis'te kalıyor top. Golovic. Serkan Erdoğan topu oyun bölgesine çeldi. Harun. Haluk. Henlock'tan. Henlock'tan zorladı pozisyonu, basketi buldu. 71-68. Tabii periyotta daha çok uzun bir zaman var. Oyun her zaman el değiştirebilir. Bunun farkında olan Ülker de iyi bir savunmayla basketbolunu ortaya koymaya çalışıyor. Bu arada basketi buluyor yine Beşiktaş. Meşeriyakov'la ve Eley Meşeriyakov paslaşmasından olumlu bir sayı üretti Beşiktaş. Son 6 dakika maçta 73-68. Riskli bir 3 sayılık atış denemesi ama bunda sonuç alan oyuncu Cuadre Lolis. Yani Beşiktaş tabii çok kapandı. Kapanınca da bu gayet normaldi. Bu arada bir hata daha Beşiktaş'ta. Bu atış girerse öne geçecek Ülker Spor. Bu atış giriyor ve böylece Ülker Spor öne geçiyor 74-73'te. Maçta ilk defa öne geçiyor ve iki çok basit hatadan liderliği Ülker'e kaptırdı şu anda Beşiktaş. Basketbol bir hatalar oyunu. En az hata yapan takım karşılaşmadan galip ayrılacak. Bakalım bu kim olacak? Muratcan kritik atış isabeti değildi. Faruk tecrübesiyle pot altındaki boşluğu görüyor. Rebound alıyor, basketi kaydediyor. 75-74 oldu skor. Büyük bir çekişme var. Müthiş bir karşılaşma var. İstanbul Süleyman Seba Spor Salonu'nda. Artık deneyimli olan, oyunu akıllı yürüten maçı alacak. Taktiklerini konuşacağı son 5 dakika değerli seyirciler. Lolis boşluğu gördü ve basketi kaydetti. Çok güzel ayak 75. oyunlarıyla Lolis içeri sürdürerek sayı sağladı Ülker adına. Şimdi her hücumdan boş dönen negatife gidecek bu maçta. Meşeriyakov. Muratcan. Vlahovic. Ali boş pozisyonda kaldı bir an için. Onu görmüyor Vlahovic. Vlahovic kendi gitmek istiyor. Yüklendi basket bir defa. Kritik bir basket değerli seyirciler. Teke tekte Vlahovic nefis bir ayak hareketiyle geçti. O görüntüyü görebilirsek tabii Vlahovic'in ne kadar deneyimli ve bir oyuncu olduğunu tekrar
göz önüne gelecek. Bu arada Ellington'a da 4. faulünü aldırttı. Bulduç Beşiktaş adına. E işte görüyoruz, yönetmenimiz Murat Çelik bizi uyarıyor. Ve bu basketle de Beşiktaş biraz olsun rahatlayabilir. Çünkü 77-76 skor. Ve işte değerli seyirciler, masa hakemlerinin de 4 faul limitinin dolduğunu işaret eden kukaları bize göstermesiyle İlker Spor'un son periyotta 4 faul limitini doldurmuş olduğunu gördük. 78-76 skor, fark 2 sayı Beşiktaş'takine. Haluk, Andre Vujic'den sayıldı. Haluk dışarıya döndü. Kritik atışı. 3 sayı atış denemesi isabetli değil. Serkan Erdoğan'dan rebound mücadelesi. Elden ele dolaştı. En sonunda da Beşiktaş'ta kaldı. Tabii çok müthiş bir savunma mücadelesi ve ucundaki dengenin bozulması için gayretleri izliyoruz. Basketbol adına çok güzel görüntüler bunlar. Handoff'tu. Beşiktaş oyuncuları çarptırmak isterken topu takım arkadaşını çarptırdığı için Beşiktaş şimdi hücum geliştiriyor değerli seyirciler. 78-76 üstünlüğü var Beşiktaş'ın. Son 3 dakika 45 saniye. Vulric, ikili sıkıştırma. Vulric reverse hareketi. Şimdi içeriye düşündü. Atış isabeti. Rebound mücadelesi. Top Lonis'te. Araya giriyor bir anda Vulric topu kapmak için ama başarılı olamadı. Harun'un bölgesi. 3 sayılık atış isabeti değil. Ali çok iyi pozisyon aldı ve gerçekten de önemli bir rebound aldı. Muratcan atış isabeti değil. Top Ali'den dışarıya çıktı. Bu arada tabii topun kimi kullanacağını her iki takımda çok iyi seçmesi lazım. Ve atış kullanıldıktan sonra da hücum reboundlarını da görmek lazım diğer oyuncuları. Bu arada Onur Aydın'ın oyuna girmek için değişiklik sandalyesine geldiğini görüyoruz. Atış isabeti değil Harun Erdenay'dan. Ali topu aldı. Hareketlenen Muratcan gider. Muratcan hareketli basketi kaybetti. 4 faulle oynayan Benjamin Handoff'un 2-10'luk oyunun avantajını kullanmak istemedi. Çünkü 5. faulünü yapabilirdi. Muratcan da bunu görünce basketi bu sefer kaydediyor. Daha önceki pozisyonlarda Dolis'ten blok yemekten korktuğu için topu bırakmamıştı ama izlediğimiz pozisyonda Muratcan Güler Handoff'un yanından turnike basketi buluyor. Ve skoru da 80-76. Muratcan bu kez hem yüreğini hem de kafasını koydu. Ellington'un 4 faul olduğunu gördüğü için de turnikeyi rahatlıkla sol turnikeyi buldu. Tabii Beşiktaş da bu arada 4 sayılık bir avantajı tekrar yakalamış oluyor. Değerli seyirciler, Beşiktaş lige üst üste 3 galibiyetle başlamıştı. Ardından İzmir'de şok bir galibiyet, mağlubiyet Beşiktaş için. Ege Penaltı'ya 94-84 mağlup oldular. Ardından 5 tane galibiyet ve geçen hafta Türk Telekom'a 87-77 yenildi Beşiktaş. Ülker Spor'sa 4 galibiyetle başlıyordu 1. Basketbol Ligi'nde 2000-2001 sezonla. Ardından Fenerbahçe'ye 81-74 yenildi. 5 galibiyet daha aldı bundan sonra ve geçen haftada Darüşşafaka'ya 76-73 mağlup oluyordu. Darüşşafaka şu anda 1. Basketbol Ligi'nde lider durumda ve 12. haftanın son maçında bu haftaya kadar 4. olan Beşiktaş'ta 2. olan İlker Spor arasındaki mücadele 12. haftanın son maçı olacak. Ve bakalım Gülen'de kim olacak? 80-76 üstünlüğü Beşiktaş'ın son 2 dakika 40 saniye karşılaşmada. Haluk Handoff'u top istiyor, şimdi aldı ama faul. Faulü yapan oyuncu William Baddeley. Henüz bu faul yapabilme lüksleri var. 2 fauldeler. Bundan 3'ü buldu Beşiktaş. Savunmada faul yapma lüksü de yavaş yavaş onun da tükenmek üzere. Ancak çok etkili savunma izliyoruz her iki takımdan da. Maçı kendi lehlerine çevirebilmek adına. Belki de maçın kaderini serbest atışlar belirleyecek değerli seyirciler. İşte 2 sayılık atışı Harun Erdenay'ın isabetli. Farkı böylece 2 sayıya indiriyor Ülker Spor kaptanı. Kaptan tabii tamamen inisiyatifi şimdi eline aldı. Durumun artık sıkıştığını görünce oyuna becerisini koymaya başladı. Faruk kaçırdı turnikeyi. Ali de kaçırıyor. Üst üste 2 kritik hata. Bu arada hemen masaya yöneldi Ahmet Tandemir ve mola istiyor. Poza dibinde Beşiktaş bu maç boyunca çok ucuz turnikeler kaçırdı. Bunun bedelini ödemez inşallah Beşiktaş kendi adına. Son 2 dakika artık karşılaşmada.
Hücumun son ermesi için 4 saniye var. Harun saati görmedi. Haluk atış deniyor ve çok kritik bir basket buluyor değerli seyirciler. 2 saniye vardı. Hücum süresinin son ermesi için Haluk'un 3 sayılık basketi ve böylece gerçekten rahatlıyor Ülker Spor. Skoru da 81-80 yapıyor. Müthiş dış atış silahları var Ülker'in. Daha Golyaviç pozisyona girmiş değil. Haluk Yıldırım ve Harun'dan dış sayılarını bulabiliyor. Tabii bunun için Beşiktaş'ın hücumlarından boş dönmemesi gerekiyordu. Şu anda tabii avantaj İlker'e geçmiş vaziyette. Bakalım neler olacak, çünkü bir sayı var. Evet. Arada fark var İlker Spor lehine. Geride kalan 1 dakika 51 saniye, son 1 dakika 51 saniye. Çok büyük bir süre basketbol için, her şey olabilir. Hatalar oyunu basketbolun tanrıları artık konuşacak. Kimi seviyorsa bu maç onun olacak. Ama bu tabii Beşiktaş adına önde götürdüğü maçı bu hale getirmiş olması Beşiktaş adına negatif bir unsur. Ülker'in de deneyimini sahaya yaydığı ve tecrübeli bir takım olduğunu her an gösteriyor Ülker. Şu anda maçın en skorer oyuncusu Andre Woolrich, kaydettiği 20 sayıyla ve işte Harun Erdenay, Ülker Spor'un kaptanı geldi görüntüye. Woolrich, ondan Faruk Beşok. Muratcan pot altından dolaştı. Ali, kritik bir basket, smaç basket William Badeli'den. Ali'yi çok güzel beslediler. Maçın başından beri yapmaları gerekeni yapıyorlar şu anda. Hem Lockton'un da 4 farklı olmasından faydalandı William Badeli. Pot altında smaç basketi buldu. Skoru 82-81 yaptı. Serkan. Harun. Harun pot altına giriyor. Dışarıya dönüyor. Haluk Yıldırım. Haluk zorluyor pozisyonu. Kısa düşüyor. Handlock'tan ibadet aldı. İlginç pozisyon. Handlock'tan topu alamıyor ama Ülker Spor'da kalıyor top. Şimdi hücum tazeleyecek Haluk Yıldırım'la Ülker Spor. Müthiş bir ribaund mücadelesi izledik. Nefis bir maç değerli seyirciler. 82-81 skor. Beşiktaş'ın üstünlüğü var. Son 57 saniye. Büyük mücadele. Benjamin Handlock'tan atış isabetli olursa basket bir defa olacak ama sizin dediğiniz basketbol tanrıları herhalde bu pozisyonda sevmedi. Benjamin Handlock'tına faul yapılıyor Benjamin Handlock'tına. Ama bu da gene bir avantaj. Top Ülker'de. Faruk Beşok faul yaptı değerli seyirciler. İki takımın da dörder faul hakkı doldu. Ve işte dediğimiz şey olacak galiba. Belki de kaderi serbest atışlar belirleyecek. Kesinlikle serbest atışlar belirleyecek. Zaten 54 saniye kaldı oyunda. Büyük bir anti tezahürat, aleyhi tezahürat. İlk atışı isabetli Benjamin Handlock'tının. Handlock'tın ikinci serbest atışı bu isabetli. 21. sayısını kaydetmiş oluyor böylece Benjamin Handlock'tın. 83-82 ile önde olan taraf Ülker Spor. Son 52 saniye. Muratcan. Woolrich'e baskı kuruyor Haluk Yıldırım. Muratcan. Bir an topu kaybeder gibi oldu ama Woolrich'e kazandırıyor. Hücum için son 6 saniye. Woolrich inisiyatif kullanacak. Atış isabeti değil, öncesinde faul var. Hem de faul Endington yaptı galiba. Şimdi kime kaldıracağını göreceğiz. Evet, bu arada itirazları var. Hem Murat Didi'nin hem de Lütfü Arıboğan'ın. Ve Ahmet Kandemir'i skürnete davet ediyor Ufuk Akgüz. Evet, 6 numaralı oyuncu Benjamin Handlock'tın da 5. faulüyle oyun dışında kalıyor. Daha önce de Volkan Aydın 5 faulle oyun dışında kalmıştı. Woolrich'in penetrasyon drive sırasında Enlington'un üstüne çıkarak hücum faulü yaptığı iddiasında izliyoruz. Bu hareketin değerlendirmesi, Englund'un önce mi girdi yoksa Woolrich mi onun üstüne çıktı, bunu değerlendirmesini sizlere bırakıyoruz. 83-82 skor değerli seyirciler. Ülker Spor'un bir sayılık üstünlüğü var. Son derece tecrübeli bir antrenör Murat Didin. Bakalım pozisyonu tekrar görüyoruz. Son saniyelerde Woolrich nasıl bir taktik kendini veriyor? Taşıttırdı. Handlington'da daha önce mi o Woolrich'in kanalına girmişti yoksa harekete başladıktan sonra mı hareketlendi? Onu değerlendirmesini gene sizlere bırakıyoruz. İşte
İşte o kader 33 saniyesi, son 33 saniye. Bakalım Beşiktaş'a ve de İlker Spor'a neler getirecek. Volvic faul atışlarını kullanacak. Ondan sonra bir 33 saniye var. İki sezon önce Kevin Thompson'la Beşiktaş'a çok şey veren Andre Vulric bu kez kaderi belirleyecek serbest atışlar kullanıyor. İlk atışı isabetli değil. Vulric bu atış girerse 83-83 beraberlik olacak. Bu atış giriyor. 83-83 beraberlik var. Son 30 saniye. Serkan Erdoğan. Serkan. Karşısında Murat Çankiler vardı. Haluk Yıldırım. Şimdi topu alan Harun Erdenay. Lolis'in perdelemesi. Harun. Lolis'i indiriyor. Lolis ve basketi buldu Lolis. Bir de faul var kendisine. 85-83 oluyor skor. Bir de serbest atış kullanacak. Quadre Lolis. Faul yapan oyuncu Yegor Meşeriyakov. Ülker bu topu çok olumlu değerlendirdi. 15.6 saniye. İşte izliyoruz. Gerçekten çok güzel bir pas vermiş. Harun Erdenay bu pası da basketle sonuçlandırıyor. Quadre Lolis. Yegor Meşeriyakov da 5. faulüyle oyun dışında kaldı. Onur Aydın oyuna giriyor değerli seyirciler. Yegor Meşeriyakov yerine. Basket pozisyonu bir kez daha eklendi. Lolis. Serbest atış isabetli değil. İki sayılık üstünlüğü var. Ülker Spor'un Andre Vulic basket bir defa. Ve defa aldı evet. Quadre Lolis de galibiyete çok yaklaşmıştı Ülker Spor. Basket bir defa öldü. Basketi kaydetti Quadre Lolis. Skoru 85-83 yaptı. 86-83 yapabilirdi Ülker Spor ama serbest atış girmedi. Seken top Andre Vulric'te kaldı ve Andre Vulric de işte böyle değerlendiriyor pozisyonu. Basketi kaydediyor. Ne ilginç bir tesadüftür ki faali yapan oyuncu da Quadre Lolis oluyor. Müthiş bir mücadele. Tabii şu anda gidiyor geliyor maç iki takım arasında. Vulic bunu atarsa 9 saniyesi var İlker'in maçı tekrar kendi lehine çevirebilmek adına. 86-85 öne geçen taraf Beşiktaş. Artık karşılaşmada son 9 saniye. Serkan Erdoğan, Harun Erdenay. Harun karşısında Muratcan Güler vardı ve Muratcan Güler de faul yapıyor. Önemli bir faul bu. Zira Harun Erdenay serbest satış yüzdesi yüksek olan bir oyuncu. Ve kaydedebileceği sayılarla Ülker Spor'u öne taşıyabilir. Ancak 86-85 Beşiktaş'ın üstünlüğü var. Dış atış yüzdesi de çok yüksek bir oyuncu olduğu için bu faulde belki de gerekliydi yapılması. Harun Erdenay. Harun ilk atış isabetli. 86-86 beraberlik. Müthiş bir maç oluyor. Gerçekten bu sezonun en güzel maçlarından bir tanesi. 12. haftayı da mükemmel bir karşılaşmayla kapatıyoruz değerli seyirciler böylece. Harun. Bu atış isabeti değil, beraberlik var. Son 4 saniye Andre Vulric. Andre Vulric gidiyor. Zor atış. Giderse Beşiktaş kazanır, girmiyor. 86-86 beraberlikte karşılaşma uzuyor. Nefes kesen bir karşılaşma değerli seyirciler. İlk periyotta Beşiktaş'ın 26-21'lik üstünlüğü. İkinci periyotta Beşiktaş yine 48-40'la üstün. Üçüncü periyotta da Beşiktaş'ın üstünlüğü var 63-58'de. Ve maç 86-86 berabere sona eriyor. İki takımda da önemli kayıplar var değerli seyirciler. Beşer faulle oyun dışında olan oyuncular var. İşte izliyoruz son pozisyonu. Harun ikinci serbest atışını kullanıyor. Top seçiyor. Onur alıyor. Ardından Andre Vulric topu hücum bölgesine taşıdı. Topu attı. Top girse Beşiktaş kazanırdı ama 86-86 beraberlikte sona eriyor. Bu zevkli ve çekişmeli karşılaşmanın normal süresi. Şimdi hemen geriye dönüp baktığımızda Muratcan'ın Harun'un tam kendi atış yerindeyken atışa kalkmadan önce faul yapmasının çok akıllı olduğu gözüktü. Hiç değilse takım adına bir beraberlik sağlamış oldu. Az önce bahsettiğimiz
basketbolun tanrıları bu güzel müsabakanın bitmesini istemedi ve bir müddet daha mücadeleyi seyretme imkanı sağladı. Bu arada değerli seyirciler, önemli hatırlatmalar yapalım sizlere. Beşiktaş'ta Volkan Aydın ve Yegor Meşeriyakov 5 faalli oyun dışında. Onur Aydın'ın 4 faalli var. Diğer tarafta ise Kuadradolis 4 faalli oynuyor. 3 faalli oynayan Miljan Golyovic ve Benjamin Hanlock'ın 5 faalli oyun dışında. Dolayısıyla başlayan beşlerinden çok önemli oyuncuları dışarıda her iki takımında. Artık şimdi diri kalmasını ve aklını sahaya koymasını başaran takım maçı alacak. Ştan Revulvic 24 sayıyla normal süre sonrasında eskorer oyuncuydu. Şu anda oyun dışında olan Benjamin Dort'un 21 sayı üretti. 4 faalde oynayan Kuadradolis'in ise 20 sayısı var. Harun'a yaptığı faali görüyoruz. Şimdi uzatmanın ilk başındaki ilk iki top çok önemli her iki takım içinde. Tolga Şahin bu uzun soluklu ve heyecanlı maçın hava atışını yaptıracak şimdi. Badeli ve Miljan Golyovic. Top Beşiktaş tarafından çelindi ama Beşiktaş tarafından da kaybediliyor. Tabii Lolis bu topu alsa çok tehlikeli olurdu. Bulucu'nun müdahalesi yerinde. Serkan. Golyovic alan değiştirdi. Pot altına girdi. Harun boşa kaçıyor. Top bekliyor. Şimdi Harun pot altına girmek isterken Onur Aydın çok kritik bir top çaldı. Andrei Vulvic'e kazandırıyor topu Muratcan Güler. Şimdi Faruk. Bomboş pozisyondaydı Muratcan ama atış kullanmıyor. Oyunu sola çevirdi. Şimdi Muratcan Güler. Bu kez atış kullandı. Atış isabetli değil. Ali aldı reboundu. Ve hücum tahsil edecek Beşiktaş. Bulric. Eli zor pozisyon basket. Spot altında basketi buluyor William Badeli. 88-86. Eli ile buluşturmalar lazım topu. Kesin. Ahmet Kandemir son derece heyecanlı tıpkı Ülker Spor antrenörü Murat Bilin gibi. Normal süre 86-86 beraber sona erdi ve uzatma periyodunda eğer Onur Aydın faal yaptıysa ki Onur Aydın faal yaptı. 5 faalli oyun dışında kalıyor. Böylece Beşiktaş 3 oyuncusunu da kaybetmiş oldu. Önce Volkan Aydın, ardından Yegor Meşeriyakov ve şimdi de Onur Aydın. Tabii bu uzatma periyodunun son periyodun devamı olduğu için 4'er faul limitleri geçerli ve iki takım da serbest atış kullanacaklar. Uzatmayı da serbest atışlar sonucundaki performans etkileyecek tabii ki. Dönüyoruz, dolaşıyoruz, serbest atışlara geliyoruz. Ne olacak? Bizler de bilemiyoruz açıkçası değerli seyirciler. Çünkü başa baş mücadele. Serkan Erdoğan 4. serbest atışında 3. sayısını buldu. Ve skoru da 88-88 yaptı. Dört dakika sonra ilk uzatma periyodu sona erecek. Muratcan faul. Faul yapan oyuncu Serkan Erdoğan. İkinci faul Serkan'ın. Haluk Yıldırım'la Bulduc'u kitlemeye çalışıyor Murattin. Böylece top Bulduc'dan çıktıktan sonra bir daha topla buluşmasını önlemeye çalışıyor. Bu akıllı bir savunma tarzı. Muratcan oyun kurucu pozisyonunda kalıyor Beşiktaş'ta ister istemez. Üçüncü serbest atışı bu karşılaşmadaki Muratcan Güler'in. 3-2 oluyor. 89-88'de önde olan taraf Beşiktaş. İkinci atış isabetli değil. Rebound'u Wallace aldı ve topu Serkan'a kazandırdı. Haluk. Harun. Harun 3 sayılık atış kullandı ve basketi buldu. Maçın kaderini değiştirebilecek bir oyuncu Harun Erdenay. 91-89'da öne taşıyor takımını. Harun Erdenay'ın mutlaka çok iyi savunulması lazım Beşiktaş adına. Çünkü Harun Erdenay'ın oyunu götüreceği belli oluyor. Ali. Üçlü sıkıştırma. Faruk ve basket. Boşluğu çok iyi değerlendiriyor. Üç oyuncunun da Ali'nin üzerine çıktığını görünce pot altına giriyor, basket kaldırıyor. Ve skor tekrar eşitleniyor. 91-91. Haluk. Serkan.
Golyoviç dışarıya çıkmaya çalışıyor. Ümit'in baskısı var. Andre Vulrich'i saf dışı bıraktı Golyoviç. Şimdi boş kaldı. 3 sayılık atış deniyor. Golyoviç ve basketi buluyor. Golyoviç ve Harun Erdenay. Şimdi boş kaldı diyorsun tabii. Hiç de boş bırakılacak bir oyuncu değil Golyoviç. İkisi de 3 sayının üstadı. 94-91. Farkı 3 sayı. Bir başka üstad ama bu üstad bu sefer başarılı olamıyor. Her zaman bildiğimiz 3 sayılık basketleriyle bildiğimiz Faruk bu kez atışında sonuç alamadı. Serkan, Haluk. Haluk atış deniyor. Bu isabetli değil. Seken top. Top geri sahaya düşmeden ön alana çevrildiği için oyun devam ediyor değerli seyirciler. Harun Erdenay müthiş bir gayret gösteriyor şu anda oyunda. Harun Muratcan karşısında. Golyoviç, Golyoviç, Ümit Taş. Golyoviç'in pası Serkan'a gitti. Serkan ayağı çizgide Serkan'ın. İki dakika 7 saniye var. Uzatma periyodunun sona ermesi için. 94-91 değerli seyirciler skor. Ülker Spor'un 3 sayılık üstünlüğü var. Bu arada alınan mola. Tabii Beşiktaş'ın maçın başından beri söylediğimiz doğru atışları bulması lazım. Faruk'un son atışı biraz acele kullanılmış bir atıştı. Eley ve faul limitleri dolmuş olduğu için Ülker'e şu anda yapılacak en iyi hücum içeriden yapılacak hücumlar. Eley'den ve Faruk'un demin iki pozisyonda yaptığı drive'larla içeriden yapılması gereken hücumlar. Bunu yapamadı Beşiktaş. Şu anda da maçta bir uzatma devresinde geriye düştü Ülker karşısında. Çok güzel bir karşılaşma değerli seyirciler. Tribünleri tıklım tıklım dolduran Beşiktaşlı taraftarlar ve sizler ekranlarınızın başında gerçekten de güzel bir maç seyrediyorsunuz. Benim hatırladığım kadarıyla uzatmaya giden ilk lig maçı bu sezonda. Bunu da biz seyircilerimize aktarma fırsatı bulabildik. Serkan Erdoğan'ın ayağı çizgideydi. Dolayısıyla Ülker Spor hücumu Beşiktaş hücumuna dönüştüğü için şimdi Beşiktaş pot altından topu öne soktu. Muratcan. Son iki dakika. Faruk. Faul. Serkan'ın faul. Serkan'ın üçüncü faul. Bu faulü erken yakaladılar. Beşiktaş adına iyi oldu. Olumlu değerlendirilirse tabii. İlk serbest atış isabetli. Fark iki sayı. Rebound'da başarılı olan Quadre Golis. Ülker Spor için avantaj, iki sayılık avantaj. Harun. Lolis yine boşta. Şimdi topu aldı. Harun'la paslaştı. Harun pot altına indiriyor Lolis'e. Lolis atış girerse önemli bir avantaj olabilirdi ama atış girmiyor. Öncesinde faul var. Faul yapan oyuncuysa Faruk Beşok. Yalnız Ülker kaptanı Harun Erdenay basketbol milli takımımızda çok önemli oyuncusu. Şu anda uzatma devresinde dahi diri kalmayı başardı ve takımı ve oyunu çok güzel domine ediyor. Lolis'in ilk serbest atışı isabetli değil. Dolayısıyla 12 serbest atışta 9 sayı buldu değerli seyirciler. Maç başına ortalaması 8 sayı, 20 sayısı var şu anda Quadre Dolayısın. İkinci atışı isabetli ve böylece fark 3 sayıya çıkıyor. 95-92. Muratcan. Son 1,5 dakika. Faruk. Vulrich. Haluk karşısında. Vulrich. Eli içeriye hareketlendi. Vulrich. Vulrich dışarıya dönüyor. Muratcan 3 sayılık atışı isabetli değil. Eli reboundu alıyor. Ancak başarılı olamıyor. Ümit'te kalan top. Ve top çembere değmediği için 24 saniyelik sürenin dolduğunu işaret ediyor masa hakemleri. Yeni kurallar gereği top elden çıkınca 24 saniye cihazı başa alınmıyor. Top çembere çarptığı zaman 24 saniye cihazı başa alınıyor. Dolayısıyla işte izliyoruz. Atış. Evet, çembere değmemiş.
Kembere değmeden Ele'ye gelmiş. Buna itiraz edecekleri yerde Ele'in bu sayıyı nasıl kaçırdıklarına yanması lazım Beşiktaş'ın herhalde. Maç başından beri Ele pota dibinden 3-4 tane böyle rahat turnike kaçırdı. Burada çemberi çarptığı görülüyor topun. Evet. Ama Ele'in topunun çembere çarpması değil. Biraz daha önceki topun çembere çarpması önemli. Harun. Golyoviç. Golyoviç'in atışı isabeti değil. Murat Cangüler. Son 45 saniye. 95-92. Fark 3 sayı Ülkerspor lehine. Andrei Vulrich. Vulrich. Pota altına. Ali. İnanılmaz bir şey kaçırdı. Atış kaçırdı. İnanılmaz gerçekten değerli seyirciler. Elbette bunu kendisi de istemez ama smaca gitmek isterken belki de çok kolay bir basketten oluyor Beşiktaş. Evet, az önce söylediğimiz gibi Ele'yi maçın başından beri birkaç tane böyle kaçırmıştı. Bu da son kaçırmalarını taçlandırmış anlamında Ele'yi. Ancak bu iki faul atarsa takım adına tekrar olumlu bir şey yapmış olabilir Ele'yi. Evet, bakalım neler olacak. İlk atış isabetli değil. Herhalde bir moral bozukluğu William Budd Ele için. İkinci atışı isabetli. Farkı böylece iki sayı indiriyor Beşiktaş. Ön alanda Andre Vulrich'in baskısı Serkan Erdoğan'a. Lolis'te paslaştı Serkan Erdoğan. Ve şimdi topu hücum bölgesine taşıyor. Son 30 saniye. Andre Vulrich çok kritik bir top çaldı. Andre Vulrich ve basket. Andre Vulrich belki de bu maçı takımına getirecek. 95-95. Ülkenin net bir hücumu var şu anda. Bu net hücumdan acaba Ülkerspor ne çıkartacak? Haluk Yıldırım, son 10 saniye değerli seyirciler, artık her şey bu 10 saniyede belli olacak. Bu arada sahaya atılan bir su şişesi, bunun hiçbir anlamı yok değerli seyirciler. 7,5 saniye kala sahaya atılan bu şişe tabi Ülker'e bu hücumu daha düşünülerek kullanma imkanı verecek. Halbuki Ülker telaş içerisinde bu topu atacak idi. Ne olacağı belli olmazdı ama şimdi Ülker daha sakin bu hücumu kullanabilecek. Genel menajer Ümit Tarhan işte ön planda sahaya atılan su şişesi. Ümit Tarhan şu anda o bölgeye gitti ve seyircileri uyarıyor. Maçta elbette büyük gerilim var ama gerilimin bu şekilde sahaya yansıması hiç de hoş değil. Az önce de Beşiktaş seyircisini bitirememiş, takımlarını kutlamanın dışında olumsuzluklar yaratmadıklarını söylemiştik. Ancak belki de bir kişinin yaptığı bu şeyi bütün camiaya bağlamamak lazım. Fakat kendi takımları lehine olmadı bu iş. Bu arada federasyon gözlemcisi Alparslan Kara da tribünlere doğru gitti ve seyircilere gerekli uyarılar yapılıyor. Bu arada Ahmet Kandemir de mola istiyor değerli seyirciler. Ve dahili anons yapılıyor. Lütfen sahaya yabancı madde atmayın. Lütfen sahaya yabancı madde atmayın. Coşkun Gülfer'in de söylediği gibi sahaya yabancı madde atmak gerilimi daha da artıracak bir şey. Ya. Hiç gerek yok. Güzel bir karşılaşma. Güzel bir çekişme. 95-95 eşitlik var. 7,5 saniye sonra ilk uzatma periyodu sona erecek. Ülker spor ucundayken sahaya atılan bir şişe ve ardından Ahmet Kandemir'in aldığı mola. İşte Andre Vulrich saptığı kritik top sonrasında takımına beraberliği böyle getiriyordu değerli seyirciler. Mola süresinin son ermesi için 15 saniye var. İşte Murat Dindin'in ne kadar heyecanlandığını görüyorsunuz değerli seyirciler. Tabii bu şişe Ülker'e 7,5 saniyeyi sakin dinlenmiş bir şekilde değerlendirme imkanı sağladı. Bu Beşiktaş seyircisinin Beşiktaş takımını aleyhine yapmış olduğu bir davranış oldu sonunda. Andre Vulrich 26 sayıyla maçın en skorer oyuncusu.
Ülkenin topu nasıl kullanacağı çok önemli şimdi. Golyovic kenarda. Top oyuna sokulacak. 7,5 dakika maçın kaderini belirleyecek değerli seyirciler. 7,5 saniye maçın kaderini belirleyecek. Golyovic. Harun. Muratcan karşısında. Harun'a baskısı var. Harun. Harun dışarıya döndü. Golyovic kritik atış. Giderse Ülkespor kazanır. Top girmiyor ve maç bir kez daha uzatmaya gidiyor. Normal süre 86-86 berabere. İlk uzatma periyodu da 95-95 berabere. Herhalde bu salondan ayrılamayacağız. Tabii iki takım için de zor durumlar ama basketbol severler adına ve bizim adımıza da çok güzel görüntüler oluşturuyor. Biz tabii bizi ilgilendiren kısmı bu. İkinci uzatmasını yaşıyoruz bu maçın. Ve müthiş bir skor var ortada. 95-95 beraberlik skoru var. Tabii. İşte değerli seyirciler, Golov için bu atışı girmiş olsaydı maçı Ülkerspor kazanacaktı. Çemberin içinden çıkan top ve ilk uzatma periyodunun sonu 95-95 eşitlik var. Şimdi basketbol zaten 120 nabızla oynanan, oksijen borçlanmasıyla oynanan çok zor bir spor. Bunun uzatmalarına girdiğimiz zaman, normal sürenin dışına girdiğimiz zaman da daha büyük heyecanlar söz konusu oluyor. Her iki takım da şimdi artık limitlerindeler, yorgunluk limitlerindeler ve de top kayıplarını ve istatistikleri izliyoruz. Üçüncü periyotta yapılan hatalarla, karşılıklı yapılan hatalar maçı bu kilit noktasına getirdi. Ve biraz sonra da ikinci uzatmaya gireceğiz. Yine tabii her iki takımın oluşturacağı hatalar bu maçın galibini belirleyecek. Belirleyeceğini umuyoruz daha doğrusu. Tabii uzatmanın sonu yok. Bu gidişte başka uzatmalarda yaşayabiliriz. Bunun için demin boş bulduğu pozisyondaki turnikesini izliyoruz. Tabii boş bulduğu pozisyonda derken Bulduç bu topu kaparak takımına kazandırdı. Kenarda da Faruk Beşoğun top çalmaları sırasında parmağında oluşan sakatlığın giderilmesine çalışan Beşiktaş ortu. İşte Bulduç'un kaptığı top. Bu Beşiktaş adına çok kilit bir hareketti. Zaten bugün maçın Beşiktaş adına en önemli oyuncusu Bulduç. Beşiktaş uzatmayı oynamak üzere sahanın ortasında yerini aldı. Ülker de Murat Didin'den son taktiklerini alıyor. Golyovic son boş atışını kaçırmasaydı bu uzatma olmayacak ve maç Ülker'in olacaktı. Ancak tabii bu maçta başından beri oyunda üstünlüğünü kuran Beşiktaş'ın da çok hakkı var. Çok ortada bir maç. Son uzatmada bunu 5 dakika içinde maçın kimin olacağını göreceğiz. Lolis bu topu olumlu değerlendiremedi. Daha doğrusu tutamadı. Ancak top yine de Ülker Spor'un oluyor. İşte değerli seyirciler, ikinci uzatma periyodundayız ve ikinci uzatma periyodunda Ülker Spor hücum şansı kullanıyor. 95-95 eşitlikle bitmişti ikinci periyot. Golyovic ikinci periyodun sonunda buna benzer bir atış kullanmıştı. Girmiş olsaydı Ülkerspor kazanacaktı. Bu kez de atışı isabetli değil. Şimdi Beşiktaş hücumu. 30 saniyelik süre sona erdi ikinci uzatma periyodunda. Muratcan pota altında ters bırakıyor, ters turnike basket. 97-95 öne geçiyor Beşiktaş. Müthiş bir basket Muratcan'dan. Hele oyunun böyle kritik bir yerinde yapılmış olması bu basketin güzelliğini daha da arttırıyor. Haluk. Harun. Muratcan karşısında. Bir dakikalık süre sona erdi. Faul. Muratcan'ın faulü Harun Erdana'ya. Muratcan 3. faulünü yapmış oluyor. Biraz önce işte Muratcan böyle nefis bir sol turnike, evet. Gerçekten de çok iyi sıçrayan bir oyuncu Muratcan gider. Basketi böyle kaybetti. Harun'un ilk serbest atışı isabetli.
Farkı böylece bir sayı indiriyor Ülker Spor. Oyun bu uzatmada da elden ele değişiyor ve beraberliklerle, karşılıklı sayılar ve beraberliklerle geçiyor. Bu arada da tahtikli bölgeye Ülker Spor oyuncuları erken girdikleri için top Beşiktaş'ta. Ülker veya Beşiktaş hangisi bir topu olumlu savunmayla kapıp kendi adına değerlendirirse öne geçecek. Uzatma dönemi de giderek saat azalmaya başladı. Andre Vulrić. Vulrić pot altına indirdi. Ümit Taş zor atış isabeti değil. Haluk Yıldırım topu alıyor. Ümit arada. Bu arada top tekrar Beşiktaş'ta. Murat Cangider topu almıştı. Faruk Beşok ardından Andre Vulrić. Şimdi hücum yetiştiriyor Beşiktaş. Andre Vulrić dışarıya döndü. Murat Cangider kritik atış. 3 sayılık atış isabeti değil. Andre Vulrić batıya da müdahale etmek istiyordu topa. Araya giren Quadre Lolis ve şimdi Ülker Spor hücumu Serkan Erdoğan. 3 sayılık atış basket. 99-97. 2 sayı farklı öne geçen taraf. Girmeyen bir üçlük, giren bir üçlükle yer değişince de oyundaki liderlik el değiştirdi. Son 3 dakika. Vulrić. Vulrić arada sıkıştı, dışarıya döndü Muratcan'a. Muratcan atış kullanması gerek Beşiktaş'ın basket bir defa oyunu. 1 saniye vardı hücum süresinin son ermesi için. Ülker Spor'da Midyan Golyovic Murat Cangüler'in atışına müdahale ediyor. Murat Cangüler basketi buluyor. Bir de faul var kendisine. 99-99 eşitlik. Basketbol milli takımımızın geleceği için büyük ümitler beslediğimiz Murat Can'ın bu pozisyonda, oyunun bu kritik anlarında şu inisiyatifi alabilmiş olması onun adına ve basketbolumuz adına çok mükemmel bir şey. Golyovic de dördüncü faulünü yapıyor değerli seyirciler. Henüz 20 yaşında Murat Cangüler. Güzel basketleri izliyoruz. Ve serbest atışı da isabetli. Böylece 100-99 oluyor. Beşiktaş'ın bir sayılık üstünlüğü var. Karşılaşmada normal süre 86-86 berabere sona erdi. İlk uzatma periyodunda da 95-95'lik beraberlik vardı. Ve işte ikinci uzatma periyodu. Beşiktaş-Ülkerspor karşılaşmasında müthiş bir çekişme, güzel bir mücadele. Ve bu mücadelede ikinci uzatma periyodunda son 2 dakika 29 saniye. Murat Didin bu arada molasını alıyor. Tabii nefis bir maç. İki uzatma önemli özelliklerinden biri de solak oluşu tabii. Böyle çok sıçrayan, topu kullanabilen bir de solak oyuncu. Az bulunan nitelikler var Murat'ta. Ve 26 sayılı Andre Vulrić maçın en skorer oyuncusu değerli seyirciler. Harun pot altından top oyuna sokacak. Golyovic boşa kaçmaya çalıştı. Lolis dışarıya dönmek istiyor. Serkan Erdoğan. Şimdi Golyovic. 3 sayılık atış deniyor. İsabetli değil. Lolis aldı reboundu. Harun'a döndü. Şimdi Serkan. Bu kez Serkan 3 sayılık atış denedi. O da isabetli değil. Ve faul. Ve faul. Eğer Miljan Golyovic faul yaptıysa ki Miljan Golyovic faul yaptı değerli seyirciler. 5 faulle oyun dışında kalan oyuncusu oluyor Ülker Spor'un. Miljan Golyovic ve Benjamin Handlock'tan Ülker Spor'da. Volkan Aydın, Yegor Meşeriyakov ve Onur Aydın Beşiktaş'ta oyun dışında. Lolis uzun süredir 4 faulle oynuyor. Bakalım neler olacak? 2 dakika 17 saniye var. İkinci uzatma periyodunun sona ermesi için. Faul pozisyonunu bir kez daha izledik. Ümit Taş da bu anda bu maçta takımı adına ürettiği en iyi hareketi yapmış oldu. Hem reboundu aldı hem de Golyovic'i faulle dışarıda bıraktı. Bu faulleri de atarsa tabii Ümit Taş için pozitif konuşmaktan hem başka yapabileceğimiz bir şey kalmıyor. İkinci sezonu takımdaki Ümit Taş'ın Kuşadası Spor, Kombasan Coin Spor, Netaş ve Sakarya Spor formalarını giymişti Ümit Taş. 31 yaşında tecrübeli bir oyuncu. İlk serbest atışı isabetli. Farkı 2 sayıya çıkartıyor Beşiktaş. İkinci atış isabetli değil. Lolis topu çeliyor. 101-99'luk Beşiktaş üstünlüğü. 2 dakika 10 saniye sonra ikinci uzatma periyodu sona erecek. Serkan, Harun, Murat Cangüler karşısında. Harun. Dışarıya dönüyor Serkan'a. Serkan ayağı çizgide 2 sayılık atış denemesi isabetli değil ama ardından tamamlayan Ülker Spor 101-101'lik beraberliği sağladı. Basketi de Miljan Golyovic'in 5 faulle oyun dışında kalmasından sonra oyuna giren Kerem Gönlüm kaydetti. Çok güzel takip etti Kerem topu. Vulrić.
Woolrich topunu kaptırıyor. Kritik bir top kaybı. Çok kritik. Bu top çok önemli. İlker bunu sayıyla değerlendirse maçta liderliği tekrar olacak. Artık iki takımın da hataya tahammülü yok değerli seyirciler. Harun, Kerem, 3 sayılık atış deniyor Haluk. İsabetli değil ve dolayısıyla top. Bir hücum daha kullanacak Ülker Spor. Henlinko'nun yokluğunda da Lolis'e çok iş düşüyor Ülker'de. Kerem perdeleme geliyor. Harun, 3 sayılık atış deniyor. Harun ve basket. Beşiktaş karşısında böylece 104-101 öne geçiyor. Kaptan Harun Erdenay'ın kaydettiği basketli Ülker Spor. Tam tabir yerindeyse gemisini kurtaran kaptan pozisyonunda şu anda Harun Erdenay oyuna bütün katkısını koyuyor. Woolrich buna karşılık vermek istiyordu ama başarılı olamadı. Son 52 saniye. Ve de çok erken bir atış kullandı Woolrich. Bu avantaj Ülker'e geçti şu anda. Eğer bu hücumdan da boş dönmezse Ülker Spor gerçekten de avantajını katmerlemiş olacak değerli seyirciler. Hücumun son ermesi için son 5 saniye. Harun Erdenay pot altına giriyor. Orada Andrei Woolrich araya girdi. Şimdi Murat Çangüler. Haluk yanında Murat Çangüler. Kritik turnike ve basket. 104-103 Ülker Spor üstünlüğü. Son 29.8 saniye ve faul. Faul yapan oyuncu Faruk Beşok. Faruk'un da 4. faulü. Bu taktik faul niteliğinde mi acaba, bunu bilemiyoruz. Çünkü faul atışlarından sonra bir veya hatta iki top kullanma ihtimali kalacak her iki takım içinde. Değerli seyirciler, yürek dayanmıyor bu karşılaşmaya. Normal süre 86-86 berabere sona erdi. İlk uzatma periyodunda da 95-95'lik beraberlik vardı. Şimdi ikinci uzatma periyodundayız ve 104-103'lük Ülker Spor üstünlüğü ve maçın da sona ermesi için 29.5 saniye var. Bu arada tabii Harun Erdenay için özellikle basketbol için ileri bir yaşta olduğu söylentileri ve milli takımımız adına olan söylentilerin geçersizliği gözüküyor. Çünkü bir uzatma devresinin, ikinci uzatma devresinin son saniyelerinde dahi Harun Erdenay şu deminki sayıyı bulabilecek dirilikte oyunda kalmayı becerebiliyor. Ve işte mola süresi son ermek üzere. Tolga Şahin ve Ufuk Akyüz oyuncuları sahaya davet ettiler. Andrei Woolrich 26 sayıyla en skorer oyuncu. Harun Erdenay